Wow Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programının yeni bir bölümüyle daha sizlerleyiz. Şu an gündemimizde olan çok önemli konulardan birisi üniversite sınav sonuçlarının açıklanması. Biz de bu sınav sonuçlarıyla alakalı tabii ki konuşulacak pek çok teknik mesele var. Tercihlerin doğru yapılması, öğrencilerin sıralamasına göre yönlendirilmesi, bunların ele alınacağı başka programlarımız da var. Ancak biz bugün Kendini Bilmek programında bu süreçte ailenin sağlıklı tutumları nasıl olması gerekiyor? Biraz daha aile içi ilişkiler bağlamında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu başlıkları kıymetli konuklarımdan dinleyeceğiz. Uzman gelişim psikoloğu Sümeyye Esra Köten Güçlü. Sümeyye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nihan Hanım. Ve doktor psikolog Ayşen Yenici. Ayşen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dediğim gibi YKS sonuçları açıklandı ve hem öğrencilere hem de ailelerin bir yandan kimileri için çok güzel haberler olurken bir yandan bazıları için buruk haberlerin de olduğu bir süreç oldu. Dünden bugüne baktığımız zaman ve ailede de pek çok farklı dinamiğin devreye girdiğini bu süreçte görüyoruz. Şimdi konuşacak çok güzel başlıklarımız var. Ama ben öncesinde ebeveyn ve çocuk ilişkisi bağlamında genel olarak bakacak olursak, sınav kısmına odaklandığımız zaman bu ilişkinin dinamiklerinde nelerle karşılaşıyoruz? Bu konuyla başlayalım istiyorum. Sümeyye Hanım buyurun. Öncelikle çok geçmiş olsun hem giren çocuklarımıza hem de ebeveynlere. Çünkü ebeveynleri de çok zorlayan bir süreçti. Bir yıl boyunca gerçekten ev ortamında stresli bir ortam hakimdi. Onlara da tam bitmese de süreç şimdiden geçmiş olsun diyoruz. Tabii bir aşaması daha var. Şimdi tercih dönemi stres devam ediyor hala evde. Evet. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman önce hangi ebeveyn, hangi çocuk? Ebeveyn dediğimiz artık ergenliği neredeyse bitmek üzere olan çocuklara ebeveynlik yaparak artık ebeveynliğini de o çocuğu koruyucu ebeveynden ziyade artık yuvadan uçmaya hazırlanan çocuğunu bir nevi yavaş yavaş o anın yaklaştığını bilen anne babanın ebeveyn rolünde olduğunu görüyoruz. Çocuk dediğimizde de hemen hemen hepsi 18 yaşında değil mi? Hatta belki de %90'ı gibi 18 yaşında artık. Yani artık reşit oldukları, hayata atılmalarının birçok haklarını elde ettikleri bir dönemdeler. Biraz daha artık çocukluk, ergenlik bunların hepsini kapattık. Yavaş yavaş yuvadan uçabiliriz dönemindeler. Böyle olunca tabii evdeki dinamikler de çok daha farklı, daha çok böyle duygusal, benim çocuğum yuvadan gidecek, ben artık bu yuvadan gideceğim, bu oda döndüğüm zaman belki benim odam olmayacak gibi duygusal bağlamda da aslında çok etkilendikleri bir dönem. Buna hazırlık da aynı zamanda. O yüzden duygusal bağlam belki de en önemlilerinden biri arasında. Diğer bir boyutu da tabii bu işin ekonomik boyutu da var. Sonuçta aileler çocuklarını bir sonraki aşamada, üniversite aşamasında okutmak çok da kolay değil. Çocuklar biraz daha işte ben 18 yaşındayım, isteklerim değişti, beklentilerim daha fazla, yaşamak istediğim hayat daha fazla derken daha fazla şey bekleyebilir. Aynı zamanda aileme daha çok yük olmak istemiyorum, ben artık büyüdüm, kendim de sorumluluklarımı ele alayım diye. Onun getirdiği bir stres de olabilir. Aileyi aynı şekilde ben çocuğumu nasıl okutacağım? Şehir dışında okutmaya gücüm yetecek mi? Ama tabii bunlar bizim çok fazla konumuz değil, bugünkü konumuz değil. Başka hangi bağlam olabilir dediğimizde ebeveyn merkezli baktığımız zaman işte gördüğümüz ben ne yapacağım çocuğum gittiği zaman işte doğru bir tercih mi yapıyoruz? Ben bu tercihin neresindeyim? Ne kadar bizi düşünerek bu kararı alıyor? Ne kadarı ben ne kadar bir şeyleri verebildim, yeteri kadar çocuğuma verebildim dediği bir dönem. Çocuğun aynı zamanda yine kendi merkezinden bakıp da ben ne olacağım, bundan sonraki adım ne? Bir yıl boyunca harıl harıl ders çalışıp da artık bu dönemlerde boşluğu hissettikleri, ben ne yapacağım, bundan sonra ne olacak dedikleri bir dönem. Bu bağlamı da var tabii psikolojik olarak. Bunlar benim şu an aklıma gelen en önemli alt başlıklar olabilir. Tabii bir yandan ailelerin de artık çocuklarının farklı bir döneme geçiş yaptığını kabul etmeleri, onların artık biraz daha yetişkin bir birey olmaya yaklaştıklarını kabul etmeleri, hatta bunu kabul etmek istemeyişleri de bu süreci ayrıca zora sokan durumlardan birisi. Ayşen Hanım siz neler eklersiniz? Bu işte süreci zora sokan noktalar konusunda bayağı bir şeyler söylemek isterim.
Bizim yapısal olarak kültürel açıdan da baktığımızda anne çocuk, baba çocuk, ebeveyn çocuk arasında bir kopma olamadığını görmekteyiz. Yani evet. Aileyle çocuk o kadar bütünleşiyor ki ne görüyoruz? Çocuğun başarısı anne babanın başarısı, çocuğun başarısızlığı anne babanın başarısızlığı gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu olayı çok daha büyük çıkmaza sokuyor işte. Çocuklar başarılı olduğunda büyük kutlamalar, başarısız olduklarında da büyük çöküşler yaşanabiliyor. O zaman da çocuğun bireyselleşmesini maalesef çok büyük oranda olumsuz etkilemiş oluyoruz. Anne baba ve çocuk o simbiyotik bağı bir türlü koparamama meselesi var ya, aslında çok büyük bir çıkmaz gerçekten bana göre. Çocuğun üniversite sınavına hazırlanması, işte başarılı olması için yapılan fedakarlıklar. Bir de çok dikkatimizi çeken şey vardır mesela. Yapamasan da önemli değil. Yapamasan da hiç sorun değil. Çocuğa alttan alttan sen zaten yapamayacaksın mesajını vermiş oluyor anne baba farkında olmadan. Yapamasan da bizim için önemli değil. İşte biz sana şöyle değer veriyoruz vesaire. Ama telefonda mesela konuşuyor. Diyor ki varımızı yoğumuzu ona verdik. Feda olsun. Mutlaka artık ceketimizi satarız, okuturuz. Çocuk bunları duyuyor. Çocuk ne yapıyor? Farkındalık olarak bunları alıyor. Zaten sınava kadar çocuk büyük bir kaygı yoğunluğuyla geliyor maalesef. Evet. Sınavdan sonra da işte başarısızlık olduğunda mahvolduk, perişan olduk, başaramadık. Burada biraz anne babalıkla ilgili de konuşmak lazım. Aslında hani günümüzün çok moda kavramı da var ya, narsisizm. Anne babanın narsistik yapısı. Anne babanın en iyi anne baba olma tutkusu, çabası, elinden gelen çabası, onu göstermesi söz konusu. İşte çocuk ve ergenle çalışırken genellikle çocukla ergenle olan sıkıntı da anne babayı sizin hatalı tutumlarınız buna sebep olmuş diyerek çok da yıkmamak da gerekiyor. Buna da özen göstermek gerekiyor. Anne babanın anne baba olarak başarılı olup olmaması meselesinin bu noktaya bağlanmasını aslında önlemek lazım. Burada şunu açığa kavuşturmak lazım. Anne baba gerçekten güzel destek alırsa, kendi kaygılarıyla kendisiyle bir hale yola girerse çocuk biraz daha rahat olabiliyor. Daha az kaygılı, daha az geleceği gören şekilde davranabiliyor. Ama anne babanın da bunu fark etmesi gerekiyor. Yani biz anne babaları suçlamak ya da anne babanın hiçbir katkısı, etkisi yok, tamamen çocukla alakalıdır demek de istemiyoruz. İkisinin dengeli bir şekilde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dikkat ettiğimiz nokta ne? Anne baba anne babadır. Anne baba sınav koçu değildir. Anne baba çocuğun arkadaşı değildir. Anne baba çocuğun sırdaşı, yoldaşı, dert ortağı. Bunlar hep dikkatle üzerinde durulması gereken kavramlar. Çünkü çocuğun bir tane anne babası var. Evet. Ama çocuğun bir sürü arkadaşı, sınav koçu, öğretmeni vesaire olacaktır. Anne babanın her zaman güvenli liman olması çok önemli. Yani çocuk işte başarısız olduğunda anne baba mesela devreye girerek diyecek ki çok çalıştığını biliyorum, çok emek sarf ettin, başarısız olmak seni üzmüş olmalı. Acaba nelerde eksik vardı, sana nasıl yardımcı olabiliriz, neler yapabiliriz, biz sana nasıl katkıda bulunabiliriz? Durumu buraya çekebilmek olayı çok başka bir yere getiriyor. Evet. Ve çocukların da büyük bir depresyon, kaygı bozukluğu vesaire yaşamasını engelliyor. Çünkü biliyoruz ki ergenlik dediğimiz hakikaten çok zor bir dönemdir. Artık bunu kabul ediyoruz. Anne babanın bu durumda nasıl rol oynayacağını öğretmeye çalışmak bizim aslında hedefimiz, amacımız. Çok önemli noktalardan bahsettiniz. Bu anne babayla çocuk arasındaki bağ ve bu bağın bir türlü kopamayışı. Bunu biz farklı konularda da çok sık konuşuyoruz. Konuşmak durumundayız. Çünkü böyle bir gerçekle karşı karşıyayız ve o kadar güçlü ki bu bağ ve bir yandan o kadar görünmez ama dışarıdan bakıldığında da çok bariz olan bir bağ. Sonrasında o çocuğun yetişkin olduğu zaman bütün hayatını ve bütün düzenini etkileyen bir bağdan bahsediyoruz. Aslında çocuk için yapılabilecek en güzel şeylerden birisi. Artık çocuk doğduğu zaman o aradaki kordon kesilir ya. Evet, artık onun kesilmesine müsaade etmek ve onun bizden farklı bir canlı olduğunu kabul etmek bütün güzel yolların başlangıcı oluyor. Tabii ki zor aileler için. Bu o kadar da kolay değil ebeveynler açısından. Hani çok haksızlık edip onları yıpratacak yorumlar yapmaktan da imtina ediyorum açıkçası. Kesinlikle, tabii çünkü ki. Bütün hayatlarını onlara adıyorlar ve onların iyiliği için çabalıyorlar tabii ki. Ama bizim burada niyetimiz
Bu yolda neleri biraz daha değiştirirsek daha güzel bir ilişkimiz olur. Bunları anlatmaya, bunlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Şöyle bir düşünüyorum, sınav sonucu açıklandığından beri farklı evleri hayal etmeye çalışıyorum. Kim bilir nasıl tepkiler verildi? Biraz bunları konuşalım istiyorum. Sınav sonucu öğrenildiği zaman ailenin verdiği tepkiler, az önce sizler de değindiniz. Bu sınav sonucuna anne babanın nasıl bir anlam yüklediğiyle doğrudan alakalı. Kesinlikle. Yani bu sonuç anne babanın kendi başarısı veya başarısızlığı olarak gördüğü bir sonuç mu? Yoksa kendilerinden bağımsız çocuklarının artık çalışmalarının sonucu olarak karşılaştıkları bir durum mu? Buna yükledikleri anlam da çok önemli. O yüzden biraz daha verilmiş tepkileri düşünecek olursak, nasıl hatalı tutumlarda bulunulmuş olabilir? Acaba neleri düzeltmemiz gerekebilir bu tutumlarda? Biraz bunlara da bakalım istiyorum. Herhalde Ayşen Hocam da belirtti. Tutarsız tutum bence en çok zarar veren çocuğa, çünkü yanlış mesajlar veren tutum. Hocamızın da dediği gibi önemli değil, sorun değil deyip de telefonda işte ben o kadar emek verdim, ala ala şu puanı aldı. Çocuğu büyütürken şeyi çok fazla unutuyoruz. Çocuk her zaman dinler ve her zaman oradadır. Evet. Onların algısı daha oturup bir şeye odaklanma süreleri çok kısa olduğu için aslında algıları çok açıktır demek bu aynı zamanda. Birçok şeyi biz nasıl ben sizinle konuşurken başka sesleri kesebiliyorsam, bir tek size odaklanabiliyorsam çocuktan da bunun olacağını düşünüyorum. Ama öyle bir şey değil. Çocuk her şeyi duyar. Her şeyi takip eder ve hisseder. O aramızdaki bağ da, çocukla olan aramızdaki bağ da bir yansıması da bu aslında. Çocuk da özellikle annenin ki babanın da bir noktaya kadar hislerini o daha mimiğe dökmeden anlar aslında. Aradaki bağ bunu o ikisine verir zaten, bahşeder. Bu tutarsız tavır da çocuğa karışık şeyler hissettirir. Ya gerçekten ben mi başarısızım? Gerçekten önemli mi değil? Annem bu kadar fedakarlık etti. Beni üzmek istemiyor herhalde. Böyle söylemesinin sebebi ne gibi. O net olmayan tutarsızlık çocuğu çok fazla yıpratabilir. Ve diğerlerini de ben işte şiddetin her türü diyebilirim. Yani bu negatif olacak yansımalar. Bu sözel olabilir, fiziksel olabilir. Fiziksel önceden daha da çok görüyorduk ama inanın şu an hala devam eden yönü var. Yani sen bir iki şaplak da olabilir. Bu gerçekten dövmek de olabilir. Ben sana demedim mi bu kadar bir yılın vardı, her şeyimizi senin için harcadık. Neden bu sonuç gibi? Sözsel şiddet de olabilir. Başkalarının yanında küçümseyerek işte güya çok iyiydi ama aldığı puanı gördük. Kaydırma yaptın değil mi? Tabii onun gibidir gibi. Sözsel boyutu da var, duygusal boyutu da var. Ben senin için elimden geleni yaptım ama çalışmadın. İşte sonuç ortada. Bu bile çocuğun aslında duygusal olarak şiddete uğradığının, duygusal bir şiddet aldığının göstergesi. Gelmeden önce YouTube'da ve Twitter'da yorumlara baktım. Çocuklar neler söylüyor, gençler neler söylüyor ailelerin tepkileriyle ilgili diye. YouTube'da işte sonucumu öğrendim videolarında. Alta yazan yorumlarda işte niye herkesin ailesi böyle değil, işte siz böyle sonuç karşılar, anneniz işte anneniz babanız desteklemiş ama benimki böyle değil, bizim aileye gelince durum böyle değil gibi. Aslında hala o negatif şeyin toplum içinde devam ettiğini, her ne kadar biz programlar yapsak da aileleri, ebeveynleri güçlendirmeye çalışsak da hala daha o sistem içinde, kendi sistemi içinde farklı bir şekilde çocuğuna yansıtan yönü var bunun. İletişimin en önemli ve ihmal ettiğimiz noktalarından birisi de verdiğimiz mesajların sadece söylediğimiz sözlerle bağlantılı olduğunu düşünmemiz. Halbuki kurduğumuz cümlenin ne şekilde kurulduğu ve karşı tarafa nasıl bir duygu aktardığı iletişimi bütünüyle etkileyen ve karşı tarafın söylenen cümleden ziyade alttaki mesajını alan bir süreçten bahsediyoruz. Yani verdiğiniz örneklerdeki gibi belki ailenin yorumları sadece bir kağıt üzerinde bir cümle olarak okusak gözümüze çok kötü gelmeyecek yorumlar olabilir. Ama o öyle bir alt mesajla, öyle bir duygu aktarımıyla karşı tarafa yansıtılıyor ki çocuk zaten onu direkt alıyor. Zaten kültür olarak bunu yapıyoruz değil mi? Ay ne kadar çirkinsin sen. Çocuğu yetiştirirken böyle seviyoruz. Ve çocuk bana çirkin dedi deyip oturup ağlamıyor. Evet. Gülüyor, kıkırdıyor. Kenara gidip hoşuna gidiyor mesela. Evet. Biz bunu zaten yapıyoruz. Zaten o sözsel olmayan iletişim
aslında iletişimimizin %80-90 kısmını oluşturan daha güçlü bir altyapıya sahip. Evet, hatta bu aile danışmanlığı sistemlerinde de ayrıca çalışılan alanlardan birisi analog dil ve dijital dil olarak iki ayrımı da yapılmış bunun. Orada verilen mesajın dediğiniz gibi alt mesaj %80 oranında zaten algılanan mesaj oluyor ve karşı tarafta bunu cümleden ziyade o cümleyi nasıl aktardığıyla karşı tarafa vermiş oluyor. İşte bu bahsettiğiniz kısmı hep göz ardı ediyoruz. Çocuk her zaman duyuyor, her zaman orada. Yani bir yandan içeride bir iş yaparken yapılan telefon konuşması o çocuğun yüzüne söylenmişten farklı değil. Çocuk bunlara şahit oluyor ve zihninde bu mesajlarla beraber pek çok şeyle birden mücadele etmeye çalışırken bir de aileden duyduğu bu mesajlarla da mücadele etmeye çalışıyor. Bu durumda bir de kendisinden şüphe duyuyor çocuk. Şimdi duyduğum bu ama ben başka bir şey anlıyorum. Burada bir tuhaflık var diyor. İşin böyle patolojik tarafına doğru kayarsak eğer. Orada diyor ki yani ya bende bir tuhaflık, yanlışlık var. Mikrofona değdim bu arada. Ya da ailem beni kandırıyor, yalan söylüyorlar diyor. Bu sefer anne babaya olan güveni de sarsılmış oluyor. Tabii. O da çok acı bir şey aslında. Ya bunun en temelinde bu iş çok uzun bir iş. Bir günde düzelecek halde olacak bir şey hiç değil. Anne baba olmaktan itibaren başlayarak gidecek olan bir şey. Şimdi anne baba oluyorsunuz. E ne oluyor? Bir takım içte kalanlar var, beklentiler var, düşünceler var, istekler, kültürel inançlar vesaire ne varsa çocuğa aktarılarak gidiyor zaten. Hayata böyle başlıyor çocuk. Anne babanın beklentileri burada devreye girdiği zaman çocuğun potansiyeli neymiş, kapasitesi neymiş bunlar kenarda kalıyor. Beklentiler doğrultusunda, kendi istediklerini gerçekleştirsin doğrultusunda. Bu sınavla ilgili çalışırken mesela ergenlerimizle anne babaların şöyle bir tutumu olabiliyor. Biraz işte içine kapandı, kötü görünüyor. İşte bir bakalım nesi var kızımızın, işte psikologdan destek alalım dedik falan. Konuşuyoruz, ha durum belli, çok büyük baskı var. Asla hiçbir şey kazanamasa da önemli değil vesaire deniliyor ama ifadeler, konuşmalar çocuğa başka baskılar şeklinde gidiyor. İşte konuşuyoruz, diyoruz ki sınava kadar gerçekten destek almaya ihtiyacı var çocuğunuzun büyük kaygı sıkıntılarıyla dolu. Anne diyor ki fen matematiğe şu anda daha çok ihtiyacı var. Sınavdan önce bir seansta destek aldırıveririz. Özel ders aldırma mantığıyla hareket ederek. Evet. Aslında çocuğunu düşünerek elinden gelenin en iyisini yapıyor. Tamam anlıyoruz ama faydası yok çocuğa. Çocuk giderek işte yeme bozukluğu geliştiren, eden, depresyon oluşturan bir çocuk haline dönüşüyor maalesef. Beklenti kısmını gözden geçirmek birçok önemli ailelerle. Ne bekliyorlar? Çocuktan ne istiyorlar, ne bekliyorlar? Mesela anne baba karar veriyor, diş hekimi olacak çocuğumuz diyor. Çocuğun yapısı çok daha sosyalleşmeye iten bir meslek seçmesi gereken bir yapıda mesela. Ama bu şekilde karar verip ona doğru yönlendirildiği zaman anlaşılmadığını, sevilmediğini, önemsenmediğini, değersiz olduğunu düşünüyor çocuk. Çocuk diyorum hala çünkü 0-18 yaş aralığı çocuktur. Bir, ikincisi bütün nörolojik çalışmalar bize ne gösteriyor? Üst düzey bilişsel yeteneklerimizin olduğu beyin bölgesi 26 yaşına kadar gelişmeye devam ediyor. Biz 18 yaşında bireyin sağlıklı karar vermesini, muhakeme etmesini, öngörmesini, değerlendirmesini, mantık süzgecinden geçirmesini bekleyemeyiz aslında. Temelde bir de o noktamız var bizim üzerinde çok konuşmamız gereken. Çocuktan bunu beklememiz mümkün değil aslında. Ama yapsın etsin istiyoruz. Yerine göre doğru davransın istiyoruz. Biraz şey olacak ama şöyle erken döneme ait bir örnek vermek istiyorum. Küçük çocuk çok içine kapanma problemiyle işte destek almak üzere geliyor. Tamamen işte mezar resimleri vesaire içine kapanık, gülmeyen, etmeyen aile çok üzülüyor, çok üzülüyor. Diyorlar ki niye böyle? Seviyoruz, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Durum konuşulduğunda anlaşılıyor ki aile kaybettikleri ilk çocuğunun ismini vermiş ikinci çocuğa ve çocuğa her seslendiklerinde ilk çocukla ilgili hüzün var. Kim gelirse gelsin hep beraber herkeste bir hüzün. Çocuk diyor ki ben aileme mutsuzluk veriyorum, keşke doğmasaydım. İşte bu söylenmeyen, söylemiyoruz, belli etmiyoruz denilen her şey çocukta bu kadar vahim olacak şekilde de etkilerde bulunabiliyor maalesef. Üniversite sınavına gelene kadar artık çocuk iyice dolmuş oluyor. Yazık ki bu noktada hemen bir günde pansuman tedbir bulmamız da mümkün olmuyor. Keşke çok daha önceden alabilsek, önlem alabilsek ya da ne var bir şey yanlış mı yapıyoruz dediklerinde
tamamen sizin istediğiniz doğrultuda hareket etmeye karar veriyoruz, istiyoruz, işbirliği yapacağız diyebilse anne babalar. Ama o beklentileri kırmamız çok zor oluyor maalesef. Burada belki işte şunu düşünebiliriz. Bu sohbeti dinleyecekler ve buna benzer farklı belki kitaplarla karşılaşacaklar, belki farklı sohbetler dinleyecekler. Şimdiye kadar neler yanlış olmuş olabilir, fark etmeden neleri yapmış olabiliriz? Belki oraya bir soru işareti koyacaklar. Belki değiştirmek adına bir adımın öncüsü olacağız. En büyük niyetlerimizden birisi bu yayınları yaparken. Yeter ki önce bir şeyleri fark ettirelim. Çünkü otomatik pilotta yaşamaya devam ettiğimiz sürece aynı yanlışlar farklı biçimlerde, farklı konularda karşımıza çıkmaya devam edecek ve biz aynı tepkileri vermeye devam edeceğiz. Değişen sadece konular olacak, bağlamlar olacak ama hissedilenler aynı şekilde devam etmeye sürdürecek maalesef. O yüzden bir kırılma noktası oluşturmak hem bu bölüm için hem de her bölümümüz için benim temel hedeflerimden birisi oluyor açıkçası. Şimdi az önce sizin de verdiğiniz örnekteki gibi aile çocuğa bir rol biçiyor ve şunu olacaksın. Bazen bunu alenen söylüyor. Bazen de farklı mesajlarla bunu çocuğa iletebiliyor. Aileler açısından biraz daha şöyle bakacak olursak çocuk bu aile için ne anlam ifade ediyor? Yani bazen duyarız proje çocuklar vardır. Artık ona hayatlarını adamışlardır ve o projenin gerçekleşmesi uğruna her şeyi yaparlar. Ailenin gözünde çocuğun nasıl bir yeri oluyor? Ona fark etmeden hangi aktarımları yapabiliyor? Belki bunları da biraz konuşmak burada çok yerinde olacaktır. Bu anne baba olmak gerçekten çok zor bir şey. Ve ben biraz şey gibi de hissediyorum, anne olduğum için belki de biraz fazla mı anne babanın üzerine gidiyoruz kısmı da var. Onu da unutmamak lazım. Tabii. Çünkü biz küçükken çok fazla hor görülebildik. Yani eğitim dünyasında da öyleydik. Öğretmenlerimiz daha disiplinciydi. Kurallar daha netti. Evde takip etmemiz gereken terbiyesinden tutun da her şey biraz daha bizi zorlayıcı bir şekilde büyüdük biz. Şimdi de çocuğumuza bütün imkanları vermek, önünü açmak için uğraşıyoruz. Evet. Yine bir nevi o dönem çocukken de eziliyorduk sanki. Şimdi ebeveynken de biz yine eziliyoruz. Yani mümkün olduğu kadar iyi bir anne olayım, mümkün olduğu kadar iyi bir baba olayım. Bütün her şeyimle çocuğumu destekleyeyim. Aman psikolojisi bozulmasın, aman kişiliğine bir şey gelmesin. En iyi okullarda okusun, okul sonrası aktivitelere katılsın. Çünkü bizim zamanımızda yoktu. Şu an var ve biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha çok okuyayım, daha çok araştırayım, daha iyi bir anne olayım, baba olayım. Bunun sonu da yok ama ve yıpratıcı bir süreç. Evet. Mümkün olan aslında ona odaklanmaktansa benim ev içi iletişimim nasıl? Ben burada neleri değiştirebilirim? Ben okuyamadım, istediğim mesleği yapamadım. O zaman çocuğum okusun, o mesleği devam ettirsin süreci. Biraz daha erken de başlayabiliyor. Doğduğu zaman ya da büyürken hep şu muhabbet çok geçmez mi? Aynı babası gibi. Ya da işte halk arasında şey denir ya, kötü huyları mutlaka baba tarafına benzer değil mi? İşte iyi huyları anne tarafına benzer. Ya benim çocuğum babası gibi inatçı, babası gibi işte başarılı. O babasının yaşayamadığı ya da kendimizin yaşamadığı şeyi çocuğa atfederek zaten bana benziyor ama ben ona daha çok imkanla donatacağım. O benim yapamadığımı, okuyamadığımı o okuyacak, o olacak diyerek o kendimizde yapamadığımız pişmanlıklarımızı çocuk üzerinde yansıtma eğilimi olabiliyor doğal olarak. Doğal ama normal değil ve sağlıklı değil. Çocuğa etkisi çok fazla. Biz biraz daha Ayşen Hocam'la da konuştuk. Daha böyle toplumcu bir milletiz. Biraz daha çocuğun bireysel olmasına çok fazla hazır değiliz hala daha. O yüzden onun ben şunu istiyorum, ben öyle değilim, onu yapmak istemiyorum'a anne babalar çok hazır değil. Bunu direkt kendi anneliklerine, babalıklarına hakaret olarak algılayabiliyorlar. Ve şey diyebiliyorlar, ben sana yeteri kadar emek vermedim mi? Bu kendilerini sorgulama olarak da olabiliyor, çocuğu suçlamak olarak da olabiliyor. Sen nankörsün de diyebiliyor. Ben sana bütün imkanları serdim. Evet.
Ve maalesef bizim dediğim aslında bütün dünyanın eğitim sistemi, Ken Robinson çok güzel noktalara değinir bu konuda. Sanayileşme üzerine kurulmuş bir eğitim sistemi var dünyada hakim olan. Bu sistemin de ihtiyaçları ne? Doktor, mühendis, beyaz yakalı diyebileceğimiz, yani daha çok beyin çalıştırabilecek, beyin yorabilecek meslekleri iyileştirmek ve en sonunda da akademisyen yetiştirmek. Yani bu eğitim sistemine girdiğiniz zaman bu çarka, eğer akademisyen yapınız varsa, doktor yapınız varsa, bilişsel kapasiteniz bunları sağlıyorsa size, çok rahat başarılı oluyorsunuz ve çok rahat başarılı bir yol takip edip ailenizin de gurur duyduğu birine dönüşebiliyorsunuz. Hı hı. Ama sanatsal yönünüz çok iyiyse, müzik yeteneğiniz varsa ya da başka alanlarda yeteneğiniz varsa, çizim kabiliyetiniz varsa, bu sistem sizi ne kadar karşılıyor, ihtiyaçlarınıza ne kadar cevap veriyor? Hele ki üniversite sınavı sistemi ne kadar cevap veriyor? İsterdik ki tabii sınav haricinde çocuklar lise boyunca da aslında yetenekleri üzerine bir şeyler yapsınlar, bir yerlerde part-time çalışsınlar ya da eğitimler alsınlar. Onlar da bir kısmını oluştursun ki daha böyle dengeli bir sonuç görelim elimizde, ama öyle bir imkan yok. Bu imkan yokken de çocuğun, annenin burada harap olması, birbirini suçlaması ya da sistemi suçlamasının çok maalesef getirisi yok. Onun yerine biz ne yapabiliriz? Burada daha sağlıklı neler olabilir noktasında daha önemli şeyler yapabiliriz. Bir de tabii el alem ne der? Evet. Komşumuzun kızı şu puanı almış, benim oğlum niye alamadı? O ondan daha zeki halbuki. Zekayı tamamen bu işte soru aşağıdaki 4 şıktan 5 şıktan hangisini doğru karalayarak eğer cevap buluyorsa bu mudur zeka? Benim çocuğumun zekası bununla mı ölçülüyor? Daha çok oturtmak gerekiyor annelere. Biraz daha anne babalar biraz daha rahat olması gerekiyor. Evet. Üniversite sistemi, üniversite ne kadar önemli? Benim çocuğumun hem yeteneklerine hem de hayallerine ne kadar hizmet ediyor? Belki hiçbir hizmeti yok. Sadece bir diploma olacak, hiç kullanmayacak da. Çok mesela zehir gibi ticaret zekası olan bir çocuk, onun için okumak bir işkence ve vakit kaybı. Ama bir anne baba böyle düşünmüyor. Olsun yavrum, sen yine de oku. Sezen Aksu mesela şey der işte, kendisi bugünün Sezen Aksu'su, babası hala ona bir röportajında izlemiştim. Ne zaman üniversite diplomanı alacaksın, ziraat fakültesini bitireceksin diye. Hala daha soruyormuş yani. Bu şey bu çünkü. Yani aramızdaki bizim anne baba olarak çocuğumuzdan beklentimiz güzel bir yerde okusun. Garanti bir işi olsun, kazancı belirli olsun. Mutlu da olur herhalde. Burada çocuklarımızı ne kadar yakından tanıyoruz sorusu da peşinde sormamız gereken sorulardan birisi tabii ki. Burada tercih sürecinde yönlendirme ile yönetmek arasında da bir yerde sıkışıp kaldığımız bir nokta da oluyor. Bütün bu bahsettiğiniz dinamiklerle beraber hepsi iç içe girmiş oluyor. Dediğiniz gibi tekrar hatırlatalım, burada ebeveynlere çok yüklenip onlar da zaten zor, hali hazırda zor bir süreçten geçerken kendilerini daha da kötü hissettirmek istemiyoruz. Sadece bu süreci biraz daha olması gerekene yaklaştırmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Evet Ayşen Hanım. Başarı ve başarısızlık kısmına tekrar burada vurgu yapmak isterim. Ne başarının abartılı övgülerle karşılanması, ne de başarısızlığın çok 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 yedilmesi. Bu iki uca gitmediğimiz sürece anne babalar biraz daha bu dönemi daha iyi atlatabileceklerdir. Ama çok öyle olmuyor tabii ki. Komşunun çocuğu çok iyi bir şey kazanmışsa, diğeri kazanmayınca anne babaların kendi rekabetleri devreye giriyor. Bu bizi yine tabii ki başlangıca götürüyor. Ne oluyor? Çocuk haberini alıyor anne baba adayı. Ne yapıyorlar? İşte şöyle giydireceğiz, böyle süsleyeceğiz, oraya götüreceğiz. Şunu okuyacak, işte ben olamadım kızım şunu yapacak, oğlum şunu yapacak. Plan program belli. Bunun dışına çok çıkmıyor zaten aile. O 18 yıl boyunca ne kadar uğraşsa da onun dışına çok çıkmıyor. Bir takım beklentileri var. Yani çocuklar da aslında doğumdan itibaren sırtlarında yükleriyle doğuyorlar. Çok acı bir şey bu aslında. Çok fazla yük yüklemiş oluyoruz çocuklara. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar, ne yapsınlar. Beklenti kısmıyla bir ciddi şekilde çalışmak lazım. Çünkü anne babanın beklentisi demek anne babanın
beklentisi gerçekleşmeyecekse kaygı duyması demek. Hmm. Bu kaygıyı çocuğa aktarması demek. Ortada ne var? Elimizde mis gibi sınav kaygısı, kaygılı çocuklar. Bunlar aslında çocuğun tabii yapı olarak da kaygıya bir yatkınlığı olabilir. Yani biz ne biliyoruz, psikolojik bozukluklarla ilgili genetik yatkınlık vardır. Çevre faktörleri etkilenir. Üzerine bir de travma ya da zorlu bir hayat olayı olursa zaten psikolojik hastalık, bozukluk kısmına gelmiş oluruz. Şimdi o yapıyı bir kenara bırakalım. Çevresel faktörler demek ki durumu kötüleştirebilir, iyileştirebilir. Çevresel faktörler deyince elimizde anne baba var. İlk çevre, aile ortamı. Anne babanın bu konuda kendisinin tabii ki farkındalık kazanması çok önemli. Ama anne babayla ilgili sıkıntılar da bir noktada çocuğun artık ergenlik dönemi, ergenlik sonu, yetişkinlikteki bu psikoloji problemlerle karşılaştığımızda çalıştığımız bir şey de şu oluyor. Anne baba böyle biliyordu. Elinden bu geliyordu. Onun bildiği, yaptığı da bu. Artık anne babam yüzünden böyle oldum diye olayı çok da uzatmanın bir manasının olmadığını fark ettirmek. İşte hep söylüyoruz ya, bu farkındalık gerçekten çok sihirli bir sözcük. Farkındalığın kazanıldığı noktadan sonrası düzelmeye doğru gidecektir. Hı hı. Düzelmeye doğru gidecektir derken de yine bizim yapı olarak toplumsal açıdan hakikaten çok problem odaklı bir bakış açımız var. Problem, sorun, kötü şeyi bulmak. Laflarımız da böyle, inanışlarımız da var değil mi? Çok güldük, çok ağlayacağız. Niye ağlayalım? Yani bunlar hep olumsuz beklentilerle alakalı bir şey. O çocuğa çirkin demek. Çirkin diyoruz ama aslında güzel dersek nazar değer bir şey olur ya. Evet. Yani aslında çocuğun çok güzel, çok becerikli, çok yetenekli olduğunu düşünüyoruz ki böyle söylüyoruz, nazar değmesin. Ne söylüyoruz, ne yapıyoruz? Hep birbiriyle çelişen durumlar ve elimizde de çelişkili, problemli çocuklar oluyor maalesef. Hı hı. Tercih sürecine geldiğimizde de şimdi ne oluyor? Artık kapı kapı gezmeler, rehberlik servisleri, işte puanlar, araştırmalar. Teknoloji işimizi çok kolaylaştırıyor. Çok güzel mis gibi tercih robotları var internette. Hı hı. Yazıyorlar puanlarını, pıt 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 neler elde edebilir, neler alabilir, nereleri seçebilir görüyorlar. Hı hı. Ha, çocuklar bunları %100 istiyor mu? Tartışılır tabii ki. Kendi kararını daha sonra ne zaman verebilir? Aslında ne istiyordur da ne olmuştur? Onlar da ayrıca çok uzun konuşulması evet. gereken şeyler. Ama bu problem odaklı bakış açımızdan çözüm odaklıya doğru gidebilirsek eğer, hı hı. Vah vah çok kötü, işte ne yaptık da böyle oldu, neden böyle, neden başarısız olduk yerine, ha başarısız olduk, acaba ne eksiğimiz vardı, neyi tamamlayabiliriz, ne yapabiliriz'e geçersek aslında çok büyük bir değişiklik yaparız diye düşünüyorum. Hı hı. Bence asıl gelişim burada başlar diye düşünüyorum. Evet. Biz çocuklara eksik oldukları ya da notlarının her zaman daha düşük oldukları hı hı. derslerde özel ders aldırma eğiliminde ya da o derslerin üzerine daha fazla eğilmeleri için onları yönlendirme eğiliminde oluyoruz ama biraz daha Avrupa'daki sisteme bakacak olursak çocuğun yapmakta zorlandığı dersleri yükseltmeye çalışmak yerine hali hazırda daha başarılı olduğu derslere daha yoğun ilgi göstermesi sağlanarak başarılı olduğu alana odaklanılıyor. Çocuk burada aldığı mesaj şöyle oluyor. Ben matematikte çok kötüyüm, ben matematikte çok başarısızım, bunu halletmem gerekiyor değil. Ben edebiyatı çok iyi olan bir öğrenciyim. İkisi de aynı çocuk. Bunu biraz fark etmemiz gerekiyor ki çocuğun hangi yöne eğiliminin daha yüksek olduğunu bilelim. Kendi kalıplarımıza göre onları yönlendirmeye çalışmayalım. Bunu öğrendiğim zaman benim için gerçekten çok ufuk açıcı olmuştu. İşte bahsettiğiniz bu problem odaklı yaşamak, problemi çözme odaklı yaşamak ve dediğiniz gibi bunu çok içselleştirmişiz. Sadece bir sınav başarısı anlamında da değil, yaptığımız her işte önce eksiği görme yönünde bir yaklaşımımız var. Ve bu yaklaşımı değiştirmediğimiz sürece mutsuzluk ve o değersizlik, o yetersizlik duyguları zincirleme peşi sıra arka arkaya gelmeye devam ediyor. Ve değerli hissetme mevzusu bizim bütün hayatımızı şekillendirirken çok önemli, çok temelde olan mevzulardan birisi. Ve tabii ki temellerini çocuk doğduğu andan itibaren, hatta annenin hamileliğinden itibaren belki de ele alabiliriz. Temellerini değer mevzusunun buradan başladığını görüyoruz. Ve dediğiniz gibi böyle bir sanki kar topu gibi
yığılmış ve sonucunda da yeni bir olguyla işte üniversiteye geçiş süreciyle karşımıza gelmiş durumda. Çocuk eğer ailede kendini değerli hissetmiyorsa, o ailede olduğu için mutlu hissetmiyorsa, bu değersizlik algısı çocuğun yaptığı seçimlerde ya da kendine yönelik yorumlarında bize kendini nasıl gösteriyor olabilir? Yani biraz daha çocuklarımızın cümlelerinde o alt mesajı daha iyi duyalım, daha iyi fark edelim istiyorum. Nasıl tepkilerle karşılaşıyorsak bu değersizlik hissinin daha içinde yerleşmiş olduğunu fark edebiliriz. Oralara biraz daha müdahale etmemiz gerektiğini düşünebiliriz acaba. Bu değersizlik hissi aslında ebeveynin çok önceden yatırım yapıp da önlemesi gereken bir durum. Ne zaman çocuk değersiz hisseder kendisini? Yanlış bir şey yaptığında, suçlandığında hisseder, değil mi? Yanlış bir şey hissettiğinde, o şekilde hissettirildiğinde. Halbuki çocuğumuz büyürken biz çok mükemmel anne baba olmak için ne yaparız? Çok mükemmel çocuk yetiştirmeye çalışırız. O bizim ne kadar iyi olduğumuzu gösterir demiştik ya. O zaman ne olacak? Benim çocuğum mümkün olduğu kadar az hata yapacak. Başkaları bilmeyecek hatalarını. Güzel davranacak. Herkesin önünde öyle ağlayıp da bana sert bakışlar attırmayacak etraftan gibi. Aslında çocukluktan beri o çocuğa değil de etraf ne der? Evet. Benim çocuğum ne hissediyordan ziyade neyi doğru yapması gerekiyora odaklandığımız için biraz da çocuk kendini artık ben o kadar da önemli değilim. Benim ne hissettiğim o kadar önemli değil. Önemli olan bu toplumda nasıl davrandığıma yönlendiriyorsak eğer o çocuk zaten kendini kötü hissedecektir. Evet. Bunu nasıl önleyebiliriz? Çocukluktan itibaren bazen sadece dinlemek bile yetiyor. Mükemmel anne olmak için illa çocuğumuz her ihtiyacında gidip de onu sarmalamamız, onun önünü açmamız gerekmiyor. Tam tersine ilk önemli, en önemli şeylerinden biri ben senin ne hissettiğini duymak istiyorum o çocuğa iletmek. Çocuğa o fırsatı verdiğiniz zaman bu sefer kendisini açıyor zaten. Bazen sadece ağlayarak rahatlayacak belki. Orada sadece ne istiyorsun? Sarılmamı ister misin demek. Onun yerine neden ağladın? Hemen çözüm yolu bulalım. Oyuncağın mı kırılmıştı? Bak ben sana daha güzelini alacağım değil de çözüm de bazen istemiyor çocuk. Sadece anlaşılmak istiyor. Siz bunu yaptığınız zaman çocuk şunu da öğreniyor. Benim duygularım da değerli. Benim orada öfkelenmem de değerli. Annem anlıyor benim ne demek istediğimi. Gerçekten kırgın olduğumu anlıyor. Onu tamir etmekten ziyade onu anlaması ilk aşaması. Bunu yaparken şunu da yapmıyoruz zaten. Çocuklarla konuşurken ben şöyle hissediyorum yavrum demiyoruz çok fazla. Biz çünkü mükemmel anne babayız. Daha çok hareketlerimize dikkat etmemiz lazım. Öfkelendiğimiz zaman, kızdığımız zaman. Şimdi bir ara bir akım vardı ya işte öfkelenmeyen anne olmak. Ne kadar sağlıklı geliyor, ne kadar anneyi yıpratıcı, babayı yıpratıcı bir annelik stili aslında ve gerçekçi de değil. Değil. Bu annelerin ne yaptığını görüyoruz. İşte çocuğa öfkeyi göstermeyeyim de nasıl çıkarırsam çıkarayım. Bir süre sonra yıpranmış bir anne geliyor ama onun yerine öfkelendiği zaman tabii ki öfkenin gösterimi çocuğu kıracak, onurunu zedeleyecek şekilde olduğu zaman biz bunu uygun olmayan yanlış aktarımlı öfke diyoruz. Tam tersine ben şu an çok öfkeliyim, biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var gibi çocuğa aslında o duygumuzu iletmemiz de, duygu yoluyla iletişim kurmamız da çok değerli. Bu belki de dediğim gibi en temel şeylerden biri. Onu bugüne getirirsek, bugün de aslında diyoruz ya çocuk evde eğer çok küçük görülürse, çok rencide olursa ne olacak bu çocuğun sonu? Aslında çocuğun bir tek etkilendiği alan anne baba tutumları değil. Tabii. Koruyucu faktörler çok fazla var. Bazen işte ailede örnek alabileceği benzer yollardan geçmiş ama çok mutlu ve kendi için başarılı bir yere sahip olan birini örnek alabiliyor çocuk. O koruyucu faktör olabiliyor onun için. Ya da çok destekleyici bir arkadaş çevresi olabilir. Onunla rahatlar. Ailesinde o bulamadığı sıcaklığı oradan aslında kendisi bir şekilde sağlıklı bir bireye dönüşebilir. Çocuklukta sorun yaşayan, işte kötü ailelerde büyüyen çocukların hepsi bugün sorunlu, o yüzden diyemiyoruz. Gayet sağlıklı insanlara dönüşebiliyorlar. Çok kötü anne baba örneği, evde şiddet var, işte anne baba boşanmış,
çok kötü davranmışlar gerçekten çocuğa. Ama bugüne geldiğin zaman çocuk çok harika bir ebeveyn olarak ve gayet yaptığı işte başarılı bir şekilde çok güzel bir hayatta kurabiliyor. Bunlar hep koruyucu faktörlerin devrede olması. Burada tabii kişiliğinin ne kadar güçlü olduğu, karakteri de çok önemli. Tabii bireysel farklılıklar elbette bu sürecin nasıl yaşandığını çok temelden etkiliyor. Aynı olayı yaşayacak birkaç farklı kişide farklı durumlar görebiliyoruz. Çocuğun yapısı ve dediğiniz gibi koruyucu faktörler burada çok kıymetli. Ama temel olarak bizim oturtmamız gereken belli başlı meseleler var ve bahsettiğiniz kısım öfkelenmeyen anne, harika anne, anne baba hiçbir şekilde hata yapmamalı şöyle. Yani bunlar çok insanı zorlayan ve bu sefer de anne babayı yetersiz hissettiren maalesef söylemler ve kendilerini suçluyorlar. Ya ben dayanamadım yine çocuğuma kızdım, ben iyi bir anne değilim galiba. Bu suçlamaların olması sonra aralarındaki ilişkiyi tekrar yeniden bir çıkmaza sokacak hale getiriyor. O yüzden en temelde insan olduğumuzu ve ne yaparsak yapalım, ne kadar bilgi sahibi olursak olalım, hata yapmaya devam edeceğimizi, zaten bunun için yaratıldığımızı temelde anne babalar olarak da zihnimize oturtmamız gerekiyor. Mümkün olduğunda hatadan kaçmaya çalışacağız. Ama hata yaptığımız zaman da neden hata yaptım deyip orada takılı kalmak yerine bir daha olmaması için yapabileceklerim neler acaba kısmını da sorgulamaya devam edeceğiz tabii ki. Evet Ayşen Hanım. Şimdi ben burada şöyle farklı bir yere gideyim istiyorum. Anne çok gündemde. Biraz annelerin üzerinden elimizi çekelim. Biraz işin içine babaları katalım istiyorum. Giderek çok daha fazla genç annede psikolojik sıkıntılar olduğunu görmekteyiz biz giderek. Anne rolü üzerine çok fazla vurgu, işte bağlanma teorisi çok gündemde, her şeyi bağlanma teorisine bağlıyoruz. Bir parça onların dışına çıkmak istiyorum gerçekten. Çünkü annelere çok fazla bir yüklenme durumu var. Bebeklik anoreksiyası olan bir anneyle konuştuğumuzda mesela bebeğini babası tutarken, o çantadan bir şey alırken babanın elinden bebeğin düşmesiyle kendisinde yaşadığı suçluluk duygusunu tarif edemem. Başkasına çocuğumu verdim diye, ama başkası değil o, babası. Evet. Bir parça babaları da işin içine katmak gerçekten lazım. Çünkü çocuğun sosyalleşmesi, ayrı birey olması, bağımsız ben olabilmesi, kendiliğin gelişmesi babayla olan ilişkisine çok bağlı. Yoksa tamamen anneyle o bağımlılığını sürdüren, daha anneye tabi, bütün annenin duygularını alan, anneye bağımlı bir çocuk olarak yetişmeye devam ediyor. Öyle olsun istemiyoruz. Bağımsız birey olması lazım ki anne babanın bütün o beklentisini, problemini, kaygısını üstlenmesin. İşte babayla geçirilen vaktin önemi konusunda bu yüzden çok vurguda aslında bulunmaktayız. Babayla geçirilen vakit, baba çocuğun konuşmasında çok önemli bir role sahip. O konuşma gecikmelerinde babayla olan iletişimdeki eksikliğin de yeri var mesela. Tabii. Anneyle bir dil geliştiriyor çocuk. Birbirlerini anlıyorlar. Konuşma bozukluğu var. Niye konuşmuyor? Ya da bu çocuk hala konuşmadı. Niye konuşmuyor? Anne her şeyi anlıyor. Gak demeden yetişiyor. Böyle bir şey değil. Babayı işin içine karıştırmıyor anne. Zaten işte çocuk sahibi olduktan sonra annedeki beklenen, bilinen bir durum bu. Çocukla çok yakın olması, kimseye verememesi, o bağın olması. Ama baba mutlaka işin içine girmeli, çocuğun ayrı bir birey olmasını bir an önce sağlamalı. Çocuğun konuşması, sosyal iletişim kurması, sürdürmesi bu konuda çok önemli. Hep anneden bahsediyoruz çünkü. Normal hayatta da, günlük konuşmada da her yerde karşımıza anne çıkıyor. Anneyle bağlanmazsa çocuk problemli. Anne yeterince emzirmezse çocuk problemli. Anne işte soğuksa, duygusuzsa çocuk problemli. Ama her zaman öyle olmuyor. Yani annenin yoksun... Anne yoksunluğu olan durumlar var. Anne hastanede yatabilir, hasta olabilir, psikolojik durum bozulabilir. Bu çocuk o zaman tamamen sağlıksız bir birey olarak mı yetişecek, hayata karışacak? Yok, işte koruyucu faktörler orada devreye girecek ki en önemlisi baba.
O konuyu çok vurgulamaya çalışıyorum ben her konuşmada, her derste, her konuda mutlaka. Babanın rolü üzerine biraz daha fazla odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Buna da çok inanıyorum. Baba yapamaz, baba beceremez, baba çocukla ilişki kuramaz. Hiç öyle bir şey yok. Baba da gayet güzel çocuğunu yetiştirebilir, onun yanında olabilir, destekleyebilir ve çocuğun kendisine güvenmesini çok büyük ölçüde sağlayabilir. O çok önemli bir konu. Bu cebimizde bir dursun. Bir de söylemek istediğim başka bir şey var. Yine başarı başarısızlık odaklı çocuklarla ilgili. Başarısız olmak gerçekten iyi üniversite kazanamadı, iyi okul kazanamadı, anne babayı gururlandıramadı. Bu durumda anne baba nasıl davranıyor? İşte bu sınavı kazanamazsan bak o okula gitmek zorunda kalırsın. Arkadaşların şuraya giderken sen buralarda sürünürsün. Sunduğu seçenek başka bir okul ve bunu kötü bir seçenek olarak sunuyor. Çocuk bu durumda eğer başarılı olamazsa tırnak içinde ne oluyor? Ceza olarak bu okula gidecek. Ceza diğer okul. Bunu böyle sunmak çok korkunç bir şey ya. Çocuk cezalandırılmış hissederek okuldan soğuyor. Okul sisteminin içinde kalmasını istiyoruz biz çocukların mümkün olduğunca. Özellikle dezavantajlı bölgeler ve dezavantajlı çevrelerle alakalı. Okul sisteminin içinde kaldıkça çocuk işte kötü alışkanlıklar, suça sürüklenmeler vesaire olmayacaktır. Mümkün olduğunca, ama çocuğa ceza olarak veriyorsak o okulu, zaten okulla bağı olmayacak. Yani hiç akla gelmeyen çok minik minik şeyler var. Çok büyük etkileri var aslında. Hep onları bulup çıkartıp üzerinde durmak gerekiyor bir yandan. Okulu çocuğa ceza olarak sunmamak. Hangi okul olursa olsun mutlaka faydası olacaktır. Üniversite kazanmak tabii ki hayatın tek amacı olmamalı. Ama ülke şartları ortada. Üniversite kazanmak hayatın çok önemli bir amacı. Yapabildiği, kazanabildiği okulda önemli. En azından ben şeye inanmıyorum. Bu sene işte hazırlanayım, seneye daha iyisini kazanayım. Onun yerine bir sene kazandığı okulda okuması bile aslında eğitim sisteminde çocuğu tutuyor. Biraz daha motive de olabiliyor çocuk. Tabii çocuğa göre değişir. Çocuğa göre değişir deyince de çok fazla değişken var her durumda. Onları da hep akılda tutmak gerekir. Ama kazanamadığı ve mecburen gideceği alternatif olan okulu gerçekten ceza gibi sunmamak lazım. Çocuğu soğutmamak lazım eğitimden, okuldan ve bütün hayatın akademik başarıya bağlı olması gibi bir durum içerisindeyiz. Böyle ceza olarak sunulan bir yerde de çocuğun akademik başarısı da yüksek olmayacaktır zaten. Şunu da unutuyoruz. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklara bir şeyi dayatmak çok da mümkün değil. Yani evet dayatılır ama o dayatmanın sonucunu görmek çok da mümkün değil. Çünkü eğer o onu kafasına koyduysa ve yapacaksa bir şekilde yapıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şey aradaki iletişimi, ilişkiyi sağlıklı tutup bizden habersiz bir şeylerin içinde savrulup gitmesi, kaybolması değil. Eğer yine de kendi yolunu çizecek ve göz göre göre hata yapacaksa, hata yaparken de biz orada olalım. Hata yaptığına da şahit olalım. Düştüğü zaman kalkmak istediğinde de biz orada olalım. Bu demek değil ki çocuklar ne yaparsa yapsın, hiç yönlendirme yapmayalım. Tamamen bütün ipleri onların eline verelim değil. Tabii ki konuşmanın başında da bahsetmişsiniz. Çocukların zaten çok fazla arkadaşı var. Ama bir tane anne babaları var ya da bakım verenleri diyelim. Anne baba olmak durumunda değil. Onların bir otorite figürüne her zaman ihtiyaçları var. Onun yeri ayrı. Bu otorite figürü olmayı hem biraz böyle sınırlarını aşmadan sağlıklı bir şekilde sağlamak, hem de artık dayatmacı bir tutuma gittiğimiz zaman karşılığında hiç beklemeyeceğimiz durumlarla karşılaşma ihtimalimiz olduğunu da bilerek hareket etmek durumundayız. Çünkü özellikle beyin gelişimi açısından baktığımız zaman her şey çok karışık o sırada. Yani beyinde sırf bunun için ayrı bir konu konuşulabilir. Ergenlik döneminde beyin süreçleri neler oluyor? Duygular bir yandan hücum ediyor, hormonlar bir yandan hücum ediyor. Zaten ön taraf yok gibi, yani mantıksal düşünme kısmıyla çok büyük bir mücadele içindeler.
kendi içinde, kendi zihninde bu kadar büyük bir bocalaması var çocuğun. Bir yandan biz çok rasyonel, çok mantıksal kararlar vermesini bekliyoruz. Ve bir yandan da her dediğimizi yapsın istiyoruz. Birkaç dakika var araya gitmemize. Gitmeden önce Sümeyye Hanım'ın bu baba rolüyle alakalı fikirlerini de almak istiyorum. Biraz şuna da dönüyor çünkü baba rolü. Başta ekarte edilmiş baba, sonradan anne iyi polis, baba kötü polis olsun ve bir asıl otorite onun üzerinden gitsin. Baban duyarsa çok kızar olsun. Böyle bir yanlış algıyla da ailenin içerisinde bir rol dağılımı olabiliyor. Bir iki dakikada bu konuya giriş yapalım, aradan sonra devam ederiz. Aslında bu konu da bir program konusu olabilecek şeyde. Ailede roller nasıl planlanmış değil mi? Acaba anne baba arasındaki o diyalog nasıl? Çocuğun algıladığı, gördüğü şey nasıl? Annem her şeye karar verir, babam daha serttir. Bu da sağlıklı değil. Biz istiyoruz ki bizim klinik açıdan gördüğümüz en sıkıntılı aile tipleri bu tarz. Bir aile, bir ebeveyn çok rahat, öbürü çok kuralcı. Bu çocukta zamanla birini kullanıp öbürüne göre davranmaya yöneltebiliyor. Ne istiyoruz? Anne baba işbirlikçi olsun. Bu şu demek değil. İkiniz de hiçbir şekilde farklı davranmayın. İşte aynı davranın. Tabii ki herkesin kişisel fikirleri farklıdır ama mesela oturuyorsunuz, üçünüz oturuyorsunuz, anne baba çocuk. Çocuk bir yere gitmek için izin istedi ve anneden izin istedi. Annesi de tamam gidebilirsin dedi. Baba orada hayır diyecek düşüncesi varsa orada atlayıp da hayır gidemezsin demesini biz sağlıklı bulmuyoruz. Tam tersine çocuk yokken eşiyle konuşup sen izin verdin ama ben bunu kabul edemem. Gitmesine ben onaylamıyorum demesi ve annenin tekrar devreye girerek ya ben sana evet demiştim ama düşündüm de aslında uygun olduğunu düşünmüyorum diyerek annenin orada devreye girmesi. Baba girerse eğer, babayı çünkü otorite figürü olarak hangisini alması gerektiği konusunda çocuk bir fikir sahibi olacaktır. Yani annem babam aynı fikirde değil de işte benim babamın sözü geçiyor evde ya da işte annemin sözü geçiyor. Bu nokta çok kritik. O yüzden biz diyoruz ki anne babaya, çocuğunuza biriniz ak dediğini öbürü kara diyecekse bunu çocuğun önünde yapmayın. Arkada siz kendini aranızda bir ortak noktaya varın. Daha sonra çocuğa söyleyin. Ki bilsin annem böyle diyor, babam da böyle diyor. Onlar aynı yerdeler. Bu kısım çok önemli. Özellikle de tercih yapılacak bu süreçte aradaki fikir ayrılıklarının nasıl yansıtıldığı kısmı da çok kıymetli. Hepsine değinmeye çalışacağız ama kısa bir aramız var şimdi. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Bugün tercih sürecinde ailenin sağlıklı tutumlarının nasıl olması gerektiğinden bahsediyoruz. Konuyla ilgili sizlerin de sormak istediğiniz sorularınız veya iletmek istediğiniz görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numara üzerinden bize ulaşabilirsiniz. En son anne baba arasındaki rol karmaşasından, ailedeki genel olarak hatta rol karmaşasından bahsediyorduk ve özellikle iyi polis, kötü polis durumuna düşen anne babalar olduğu zaman biraz daha bu aradaki dengenin kaymaya başladığını gördüğümüz zaman bunun yansımaları ne şekilde oluyor? Buraya çok kısa bir giriş yapmıştık ve özellikle de tercih sürecinde eğer anne babanın çatışan fikirleri varsa bunun çocuğa yansıması nasıl olacak? Bu çatışan fikirleri doğru şekilde ifade etmenin yolları neler olacak? Bunlardan bahsederiz aradan sonra demiştik. Buyurun Sümeyye Hanım, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bu aradaki aslında çocuk üzerinde ebeveyn tutumlarının farklılıkları aslında doğumdan itibaren gelişen bir süreç yine. Biz zaten bu çocuğu yetiştirirken yaptığımız şeyleri, aile içindeki o dinamiklerin meyvesini en çok ergenlik döneminde alıyoruz. Çocuk yüzünüze karşı da söylüyor. Sen hiçbir zaman yoktun zaten hayatımda diyor babasına mesela. Niye? Bir bakıyoruz, mercek altına alıyoruz. Doğumdan sonra işte doğum itibariyle baba çok yoğun çalışıyor. Çocuğun ne bakımında çok fazla rol oynamış, ne çocuğun akademik hayatında çok fazla bulunmuş. Her şeyi anne takip etmiş. Bizim zaten toplumumuzda iyi anne demek, çocuğun her şeyini bilen anne demek ya. Onu da bekleriz yani, övünürüz de. Çok güzel annelik yapıyor. Hem anne hem baba.
Ama olmuyor işte. Hem anne hem baba olmaz. Mecbur kalmadıkça olunmamalı. Yani babasını kaybettiyse yine biz orada baba figürü olarak dayılar, amcalar devreye girsin diyoruz. Annenin ikisinin de yüklenmesi anne için de bir karmaşa olabiliyor. Çocuğu büyütürken zaten baba çok fazla piyasada yoksa, yani görünürde çok yoksa, onun görevi eve para getirip eğitim için olan maddi desteği sunmaksa, bu işte ergenlik döneminde çocuğa çok fazla yansımış oluyor ve çocuk artık bunları çok rahat dili getirebiliyor. Evet. Bu zamanda olan yine ne oluyor? Beni arada bırakıyorsun yavrum diyor anne. Baban senin için elinden geleni yaptı. Baba kendi zaten kabuğunda yaşamaya alışmış, daha da alınıyor. Yani ben doğru yapmadım mı gibi. Yani başından beri eğer babayı dahil etmediysek ya da ebeveynlerden biri çok fazla işin içindeyse diğeri biraz daha dışlanmış oluyor. Halbuki aile ortamı dediğimizde bizim en sağlıklı gördüğümüz ilişki tipi birbirini dinleyen, biraz daha demokratik bir ortamın hakim olduğu, beraber karar alınan en sağlıklı olan yöntem budur. Eğer bu karar mekanizmasında özellikle en başta anne ve baba yoksa bu sefer çocuk devreye girebiliyor. Anne baba tartışırken çocuk devreye giriyor mesela, annesini savunuyor ya da babasını savunuyor. Orada aslında kendini o kişinin yerine koyuyor. Yani benim annem kendini savunamaz, ben onun yerine onu savunabilirim. Ya da erkek çocuklarında işte benim babam çok pasif, ben okuyacağım, adam olacağım, aileme ben bakacağım, kardeşlerime ben bakacağım gibi. Eğer babası sorumsuzsa mesela. Kendileri de rol karmaşasına da girebiliyorlar. Halbuki çocuk çocukluğunu yaşaması lazım. Onun daha aile kurmasına vakit var. Bugün eğer sağlıklı bir şekilde kendi zamanını yaşayabilirse, çocukluğunun tadını çıkarabilirse zaten ebeveyn olduğunda da daha sağlıklı, daha rahat bir şekilde, kafası dingin bir şekilde ebeveynliğe başlar. Yorgun bir şekilde değil. Ben şimdiye kadar kardeşlerime baktım, büyüttüm. Şimdi de işte bir de kendi çocuklarım var gibi. Çocuğu bu kadar yükün altına koymanın hiçbir anlamı yok. Hak da değil zaten. Evet. Anneyi de aynı şekilde, annenin üzerine de çok gidiyoruz demiştik ya. Anne de iki tarafı birden, hem anne hem baba olmamalı. Baba babalığını bilmeli, anne anneliğini bilmeli. Ve kararlar dediğimiz üzere beraber istişare edilerek alınıp daha sonra çocuklar dahil edilmeli. Herkesin evde bir oy kullanma hakkı olmalı ama oy ağırlığı anne babada daha fazla olmalı. Bu biraz daha dinamik açısından daha doğru olan. Çünkü ne kadar ergen de olsa, 18 yaşında da olsa, hocamın dediği gibi çocuklar sorumluluk sahibi olana kadar, kendi yuvalarına kurana kadar ön lob gelişimini tamamlamıyor. Hala daha onların karar verirken desteğe ihtiyacı var, anne baba desteğine ihtiyacı var. Siz bu desteği çekerseniz eğer çocuk için iyi bir şey yapmamış oluyorsunuz aslında. Yani benim çocuğum kendi kararlarını alabilir. Evet, alabilir ama destek ve tartışmayı en güzel anne baba sunabilir. Senin, çünkü biz anne baba çocuğunu en iyi tanıyan kişilerdir. Çocuğun kapasitesini de bilir aslında. Her anne bilir. Yeteneklerini de bilir. Her anne, her baba diyelim. Çok fazla anne lafı ben de kullanıyorum çünkü. Alışmışız. Bir seminer olsa, evet yani bir bakıyorum %90'dan fazlası anne. Sanki bir tek annelerin ihtiyacı var bir şeyler öğrenmeye, ebeveynlik konusuna yetiştirmeye. Öyle olunca kendim de dikkat etmeye çalışıyorum ama anne lafı çok fazla maalesef kaçıyor ağzımdan. Anne babanın dediğimiz gibi beraber bir şekilde çocuğun hayatında etkin olarak karar mekanizmasında etkin olması gerekiyor. Çocuk kendini daha güvende hissediyor. Çünkü yanlış karar verse de ya beraber aldık, annem babam bunu bilerek karar verdi diyor. Ama kendi başına aldığında ben yaptım, ben buldum. Zaten beni hiçbir konuda desteklemiyorlar. Burada da onların yüzünden ben bu hatayı yaptım diyebilir çok rahat. Bu onların yüzünden kısmı, özellikle sorumluluk almaktan kaçınılan kısım, anne baba arasındaki rol dağılımında da gördüğümüz kısımlardan birisi. Yani taraflardan birisi hiçbir şeye sesini çıkartmayarak sorumluluk almayan taraf, dolayısıyla da doğrudan suçlanmadan kaçma imkanını bulan taraf oluyor. Özellikle üniversite bölüm tercih zamanını düşününce bir bölüm seçme kısmı var. Aynı şehirde mi kalacak, şehir dışına gidecek mi, özel okula gidecek mi? Pek çok farklı parametre var ve bu parametreler içinde tabii ki yönlendirilmeye çok ihtiyacı var çocukların, ama ailede bu yönlendirmeyi net bir şekilde almadığı zaman, taraflardan birisinin çok pasif, bir tarafın çok baskın olduğunu gördüğümüz zaman, sonra
çocukta anne babayı suçlayacak yönde bir eğilim de görebiliyoruz. Bir, eğer sonucundan memnun olmadığı bir şeye zorlandıysa onu bu yöne yönlendiren kişiyi suçlama. Diğer taraftan da neden diğeri hiç sesini çıkartmadı? Neden yol gösterirken anneme ya da babama yardımcı olmadı diyerek diğer tarafa da çocuğun bir öfkesinin çıktığı durumlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden ortak bir fikirde anlaşabilmeleri çok kıymetli tabii ki. Fikir ayrılıkları da olabilir. Bunun nasıl sunulduğu çok önemli. Ama çok daha temelde ikisinin de var olduğunu çocuğa hissettirmesi. Yani normal şartlarda sağlıklı bir aileden bahsediyoruz burada. Eğer anne ve babanın fiziksel olarak var olduğu bir aileden bahsediyorsak, duygusal olarak da ikisinin de orada bulunabildiği bir ailenin olması çocuğun karar verme mekanizmalarını çok daha doğru yönde ilerletmesini de sağlayacak temel basamaklardan birisi olarak karşımıza çıkıyor sizin de bahsettiğiniz gibi. Evet Ayşen Hanım. Şimdi bu anne baba ile ilgili topu birbirine atma meselesi gerçekten enteresan tabii. Hı hı. Bazen anne şikayet ederken babaya sen hiç yardımcı olmuyorsun, yapmıyorsun, etmiyorsun, karışmıyorsun vesaire derken hı hı. aslında babayı kendisi dışarıda bırakıp istemiyor da. Hı hı. O hakimiyet bir yere gitsin de istemeyebiliyor. Böyle de bir durum var. Evet. Tek yetkili merci olmak da isteyebiliyor ama etrafa da şikayet edebiliyor. Hiçbir şeye karışmadı, yardımcı olmadı evet. falan. Aile çalışmalarında yine çiftlerle ilgili çalışırken mesela gördüğümüz bir şey. İşte adam emekli oluyor, evde oturmaya başlıyor falan filan. Kadın bütün gün dırdır ediyor, söyleniyor. Bu durumdan hiç hoşnut değil. Ama adam dışarı çıkınca da ne yapıyor? Devamlı neredesin, ne yapıyorsun, kimlesin? İş güç de yok, nereye gittin diye sürekli sorguluyor. Böyle durumlarda minik minik yüzleştirmelerden faydalanıyoruz. Diyoruz ki sen işte kendin için vaktin olsun istiyorsun. Ama bütün gün eşin evde olunca istediklerini yapamıyorsun. Ama dışarı çıkınca da rahat vermiyorsun. O zaman sen kendine nasıl vakit bulacaksın? Aynı durumda minik minik farkındalığı böyle sorularla birazcık geliştirmek lazım anne baba arasında. Hem baba işin içerisinde olsun, destek olsun istiyorsun. Hem de yaptığı hiçbir şeyi beğenmeyip sürekli dışarıda bırakıyorsun. Hı hı. O zaman nasıl sana destek olacağını düşünebilirsin diye. Böyle durumlarda annelere bunu da sorabiliyoruz. Hı hı. Diğer suçlama konusuyla ilgili de şöyle bir şey söylemek isterim. Bizi böyle hep flashbackler yapıyoruz, hep başlangıca gidiyoruz, hep çocuğun başlangıcına gidiyoruz. Ama gerçekten her şey orada başlıyor. Yani şu anda üniversite zamanında ne yapabiliriz? Aslında bir şey yapamayız. Yani olan oldu, biten bitti. Bir şey yapamayız şu anda. Böyle sihirli değnekle de her şey de değişmiyor maalesef. Hı hı. Ama sonrası için çocuğun başkalarını suçlamak yerine kendisiyle ilgili de öz eleştiri yapabilir hale gelmesi lazım. Bu nasıl olacak? Anne babanın kendi suçlarını kabul edip, kendisinde hata olduğunu kabul edip bunu itiraf edebilmesini çocuğun görmesiyle olacak. Hı hı. Şimdi anne kalkıyor ediyor işte baban da böyle zaten de bilmem ne hiçbir şey de yapmıyor, etmiyor, karışmıyor vesaire. O, ne oldu? Çocuk ne öğrendi? Benimle ilgili bir şey yok. Başkasında hata. Çocuk yürürken ayağını masaya çarpıyor mesela. Ne yapıyor evdeki herkes? Pis masa çocuğa vurdun. Pis masa çocuğu düşürdün. Çocuk diyor ki olaylar benim dışımda gelişiyor. Evet. Zaten çocuk herkesi suçlamayı öğrenerek büyüyor. Bu durumda tabii ki istediği okulu kazanamamak da anne babanın suçudur. Onun istediği şeylerin gerçekleşememesi, akademik başarısızlık da anne babanın suçudur. Anne baba da çocuğu suçluyor. Geldik mi yine bir çıkmaz noktasına. Maalesef çatışmalarımızda böyle bir şeyler var. Bizim net tanımlarımız yok. İşte duygularla ilgili sıkıntılarımız var. İfadelerimizde sıkıntılar var. Anne baba ne yapıyor? Tartışıyor. Diyor ki hiç ilgilenmiyorsun, ilgileniyorum. İlgilenmiyorsun, ilgileniyorum. Bu çözümsüz bir şey. İlgilenmiyorsun, kendisine göre ilgilendiğini düşünüyor diğeri. İlgilenmenin ne olduğunun tanımlanması lazım ki çözüm bulunsun. Hı hı. Ama işte çözüm odaklı olmadığımız için sadece şikayet etmek ve karşı tarafı suçlamakla devam ettiriyoruz. Çocuğun da kendisini suçlamak yerine kendisinde acaba neyi eksik bırakmış olabilirim, neyi öğrenmemiş hı hı. olabilirim, ne yapsam daha iyi olabilirdi bakış açısına sahip olması için bunu yine anne babadan öğrenmesi gerekiyor. İşte bu roller, suçlamalar vesaire devam ettiği sürece geldiğimiz nokta bu olacak. Tercih yaparken de yine tabii ki çoğunlukla annenin istediği olacaktır.
Ama baba da bütçesel olarak burada evet. rol oynayacaktır. Oysa ki istediğimiz hep beraber konuşularak işte benim fikrim şu, sen ne düşünüyorsun, ne oluyor, ne bitiyor? Böyle bir durum olsun. Bu demokratik bakış açısını biz küçükken yapıyoruz da çocuklara. Ne yemek istersin, ne giymek istersin? Çocuk bakıyor, hiçbir şey istemiyorum, bana ne diyor. Ne isteyeceğini bilmiyor ki çocuk o sırada. Ne yemek istersin, tavuk mu köfte mi? Köfte, seçim yaptı, rahatladı. İşte demokrasi bu aslında. Evet. Ama sonsuz sınırsız olması çocuğu belirsizliklere sürüklüyor. Hı-hı. Biz ne biliyoruz? Çocuklar belirsizlik sevmez. Hı-hı. Çocuklar güvende olmak ister. Çocuklar değişim sevmez. Çocuklar alışıldık, bildik şeyler ister. Yetişkinlikte de aynı şekilde ne yaparız? Hı-hı. Yeni bir yere gittiğimizde, aa burası şuraya benziyor, aa boğaza benziyor, aa bilmem ne, kendimizi iyi hissederiz, güvende hissederiz. Çünkü bildiğimiz bir şey. Çocuklar için de aynı şey geçerli. Kesinlikle bu doğrultuda hareket edersek, işte demokrasi böyle büyüdükçe dozunu arttırarak verilmesi hı-hı. gereken bir şey. Tercih zamanı oturulacak, konuşulacak. O zaman işte çocuğun fikri de değerli olacak vesaire. Hı-hı. Bir de kaçırdığımız bir noktayı da aklımdayken unutmadan onu da söylemek istiyorum. Çocuğun mantıklı davranmasını beklemekle ilgili meselemiz hı-hı. var ya. Çocuk işte küçük, 2 yaşında, 3 yaşında ne yapıyor? Öfke nöbeti geçiriyor, kendisini yerlere atıyor, tepiniyor. Hı hı. Biz çocuğun bunu işte daha bilemediğini, doğru hareket edemeyeceğini, daha küçük olduğunu vesaire düşünüyoruz. Ama ergenliğe gelince kocaman insan gibi davranmasını bekliyoruz. Hı hı. Oysa hı hı. tamamen aynı şekilde bakarsak sorun yaşamayacağız. Hı hı. Bakış açısı. Çok girmek istemiyorum ama ergenlik, nörobiyoloji vesaire hı hı. hakikaten çok derin meseleler. Evet. Onun çok iyi anlaşılması çok önemli ya. Hı hı. Oradan hareket edersek hı hı. bayağı bir ergen kurtarırız diye düşünüyorum. Çocuklara bunları yapma hakkını sanki tanımıyoruz. O hakkı vermiyormuşuz gibi, sizin bu bahsettiğiniz hı hı. örnekteki gibi. Yani o duygu karmaşasının içinde olmasına müsaade etmiyoruz ve tolere edemiyoruz. Hı hı. Onunla karşılaşmak da bizi rahatsız ediyor. Burada karşılaşmaktan hoşlanmadığımız davranışlar, görmekten hoşlanmadığımız duygunun açığa çıktığı durumlar bizi neden bu kadar zorluyor? Bir anne baba olarak beni bu kadar sıkıştıran şey burada ne oluyor sorusunu da oraya bir soru işareti hı hı. koymamız gerektiğini düşünüyorum. Bazen meseleler çocuktan ziyade kendimizle ilgili oluyor çünkü. Evet. Önce kendimizde onu fark etmemiz, sonrasında ona verdiğimiz tepkileri tekrar şöyle bir durup değerlendirmemiz gerekiyor. Başarı meselesiyle ilgili de bahsettik ya. Çocuğun sınav sonucu ne anlam ifade ediyor? Onun emeklerinin karşılığı mı, yoksa benim kendimi başarılı ya da başarısız olarak atfedip atfetmediğim anlamına mı geliyor? Aynı şekilde karşıdan gördüğümüz duygularla ilgili ya da bunların yansıtmasıyla ilgili de düşünebiliriz. O yüzden her zaman şöyle içe dönüp kendimize yönelik sorular sormayı çok önemsiyorum. Bir yandan hep bahsettik ya ailelerin de hakkını yemeyelim diye. Hı hı. Bu konuda çok merak ettiğim konulardan birisi de şu. Aile her türlü imkanı çocuğa sağladığı ve sağlamasına rağmen çocuğun bariz bir şekilde çalışmadığı, emek vermediği durumlarla karşılaşabiliyoruz. Yani her şeyi senin önüne serdik ama sen çalışmadın. Yapabilirdin, yapmak için bütün koşullara sahiptin ama sen bunu yapmadın. Ve karşımızda böyle bir sonuç var. Bu sonuçla karşılaştığı zaman ailenin de sinirlenmeye hakkı yok mu? Yani bu aileler böyle bir durumda ne yapsınlar, nasıl tepki versinler? Öfkelenmesinler de ne yapsınlar, değil mi? Şimdi biz özellikle bu sinirlenme, öfkeli hı-hı. olma durumunu aslında biraz daha işte ben öfkelenmeyeyim, sakin hı-hı. olayım. Ama çocuğum sorumsuz davrandı, ne yapacağım? Burada ya ipin ucu kopuyor. Hı hı. Sen bu kadar emek verdik. Yapacağın tek şey bir yıl boyunca hazırlanmaktı. Ya bir yıl çalışacaksın, sonra bak 4 yıl istediğin çok güzel bir okulda okuyacaksın. Sonra bir mesleğin olacak diye de dönüşebilir. Evet. Ya da başka şekilde yine negatif olarak da yansıtabiliriz. Öfke için aslında bütün duygular için, bütün özellikle negatif duygular için de şunu bilmemiz gerekiyor. Bütün duygular normal ve sağlıklı. Eğer biz onlara sağlıklı bir şekilde göstermesini biliyorsak, öfke de sağlıklı bir duygu ama nasıl gösterdiğimiz, onun sağlıklı mı sağlıksız mı yansıttığımıza bağlı. Öfke duygusu klinik açıdan baktığımız zaman ikincil duygudur. Yani aslında
Bir buzdağının görünen yüzü gibidir öfke ve altında aslında başka birincil duygular saklar. Mesela nedir bu durumda, ne olabilir? Annenin hayal kırıklığı olabilir ama bunu öfkeye dönüştürür. İşte ya da kırılması olabilir, üzülmesi olabilir. Çocuğu güzel bir gelecekten, çocuğu için üzülüyor, kendi için değil. Güzel bir imkan varken çocuğum benim zeki, yapabilecek potansiyelde niye çalışmadı? Onun adına kaygılanarak, üzülerek öfke gösterebiliyor. Burada tabii ki annenin babanın öfkelenmeyin, sakin olun dememiz hem gerçekçi değil hem de hak değil. Yani annenin de orada öfkelenmesi çok normal. Ama dediğimiz gibi bunu nasıl gösterecek? Bizim aslında dini referanslara da baktığımız zaman Peygamber Efendimiz ne diyor? Kişi ayaktayken öfkelendiyse otursun. Oturduğunda öfkesi geçmediyse uzansın. Yani bir şeyler yapsın, kendisini sakinleştirmeye çalışsın. Karşısındakini kırıcı bir şekilde öfke o an bağırma çağırmaya dönüştüğü zaman sağlıklı iletilmemiş oluyor. Ama onun yerine ben bu öfkemi kendimi bir sakinleştirip dile getireyim. Bunu dile getirirken de o an az önceki örnekteki gibi öfkelendiğini çocuğuna söylemeli, yüzünde de göstermeli. Ben şu an çok öfkeliyim. Hayal kırıklığına uğradım. Yani altındaki duyguyu da belirterek çocuğa şu mesajı da veriyor. Çocuk öfkeyi gördüğü zaman altındaki duyguyu görmezse eğer kendisine kızmış bir anne baba görüyor. Ama eğer orada birincil duygumuzu da farkına varır ve orada üzüntü duyduğumuzu, bak senin için üzülüyorum, bu kadar emeğin zayi oldu, o yüzden çok öfkeliyim dediğiniz zaman çocuk aslında sizi daha net anlamış oluyor. Ve siz de o öfkenin aslında sebebini de açıklamış oluyorsunuz. Daha net mesajlar, daha sağlıklı iletişime sebep oluyor. Dediğimiz gibi kalp kırmak, bağırmak noktasına gitmedikten sonra karşımızdaki çocuğun o duygumuzu bilmesi en büyük hakkı. Bizim de onu göstermemiz en büyük hakkımız ki yarın bir gün çocuk bir şeye öfkelendiği zaman biz de aynı şekilde onu net bir şekilde okuyabilelim. Bu çocuğumun gösterdiği öfkenin altında ne yatıyor? Bunu görebilelim. Tabii burada ailenin bu tepkiyi vermesi de çocuğun davranışlarının bir sonucu olacağı mesajını alması için de çok kıymetli. Aman hiç kızmayalım, aman hiç öfkelenmeyelim. Tamam sineye çekmeye çalışalım, olayı tolere etmeye çalışalım. Özellikle küçük yaştan itibaren bunu yapan aileler. Sonra bir noktada birden patladıkları zaman hem çocukta anne babanın davranışlarına karşı bir tutarsızlık ve güvensizlik algısı oluşuyor. Nereden çıktı? Yani şimdiye kadar ben böyle bir tepki görmezken şimdi neden böyle bir tepki görüyorum? Soru işareti zihinlerinde canlanıyor. Hem de o zamana kadar böyle bir tepki görmedilerse eğer istediğini yapma hakkına da sahipmiş gibi bir algıyla da devam edebiliyor. Dolayısıyla davranışlarının belli bir karşılığı olacak. Orada kendi davranışından sorumlu olacak ve bu sorumlulukla beraber bazen işler yolunda gidecek, bazen de yolunda gitmeyecek. Ve yolunda gitmediği zaman ben üzüleceğim. Ben orada biraz yaralanacağım. Belki yeniden başlamam gerekecek algısını ancak çocuk doğru karşılıklar görürse öğrenebiliyor. Yani hiç sesimizi çıkartmayalım, aman tamam böyle oldu, hadi bakalım bir dahaki sene için ne yapabiliriz? Bunlar düşünülecek ama öncesinde bahsettiğiniz gibi ailenin de ne hissettiğini bariz bir şekilde çocuğa kırmadan, suçlamadan, yargılamadan ama ben böyle hissettim. Bunu net bir şekilde ifade etmesi gerekiyor. Ve özellikle bu ifadenin çocuk için doğru ifade biçimini görmesi açısından da çok, tabii ki çok önemli bir rolü var. Ya tabii anne baba için bu başarı durumu tam olarak ne anlama geliyoru tekrar bir belirtmek lazım. Çocuk başaramayınca başarısız çocuğun anne babası olmak var. Başarılı çocuğun anne babası olmak var. Ne yaparsak yapalım çocuklar anne babanın yansımaları. Evet. Ne olursa olsun. O çocuğun iyi, güzel, sağlıklı, mutlu vesaire olması, zeki olması anne babanın başarısı. Ne olursa olsun anne babada bu düşünce var mı? Var. Evet. Çocuklar çoğunlukla geleceğe yönelik yatırım gibi de görülüyor mu? Görülüyor. Uygulamada bunu da görüyoruz. Şimdi yok desek yalan olur. Evet. Büyüyünce bana bakacak, işte isim yapmış, mevki sahibi birisi olacak, annesini babasını şöyle rahat ettirecek. Ne oluyor? İşte kızımız büyüyünce bize bakacak, işte oğlumuz büyüyünce şöyle olacak, böyle olacak. Bu beklentiler, yatırımlar bunlar
bunlardan kurtulmamız mümkün değil yahu. İnsan olmanın doğasında var. Yani bunlar kim hiç bunlarla ilgili diyelim kurtuldum derse özellikle bizim toplumumuzun içerisinde çok da doğru bir ifade olmaz. Biz daha işte demin de söylediğimiz gibi daha toplulukçu bakış açısına, toplulukçu kültüre sahip bir toplumuz. Bazı açılardan şahane, bazı açılardan da maalesef çok olumlu değil. İstediğimiz sosyal desteğe sahip olmak açısından çok güzel eşimiz, dostumuz, arkadaşımız var vesaire. Ama herkesin birbirinin içinde olması sebebiyle de güzel değil. Sınırlarımız olamıyor. İşte öyle kayınvalide gelip oğluyla gelinin arasında yatabiliyor vesaire. Bunlar da düzeni bozan şeyler olabiliyor maalesef. Ama anne babaların başarısıyla, başarısızlığıyla çocuğun başarısının, birbirinden ayrı olduklarını çok güzel anlatmamız gerekiyor. Evet. Bazen işte çocuk zor sakinleştirilen bebektir, yemez etmez, yaramazdır vesairedir. Burada ne çocuğun genetik yapısında bir sıkıntı vardır, anne baba her şeye uygun davranmıştır. Çocuk bazen sadece zor mizaçlıdır. Bu kadar basit yani. Böyle açıklamalar da bize gerekli aslında. Her şeyde anne babayı suçlamak ya da çocuğu suçlamaktansa bazen böyle açıklamalar da bize gerekli. Belki çocuk daha tam olarak bir şeylerin farkında değil, ne istediğini bilmiyor. Belki 2 sene sonra olacak. Hani arada da konuştuğumuz keşke liseden sonra şöyle 2 senelik bir temel eğitim olsa da çocuklar birbirini tanısa, kendini tanısa, yeteneğini, istediğini bilse, ne yapmak istediğine karar verse. Sınav stresi olmadan. Orada seçecek, seçenekleri olduğunu görse çok da güzel olmaz mıydı? Ben çok güzel olurdu diye düşünüyorum hep. Çocuğun bir şeye karar vermesi için çok erken anne babanın onun adına karar vermesi de çocuğu tam olarak tanımamış da olabilir. Ha, anne baba çocuğunu en iyi tanıyan kişidir, bilir, eder diye düşünüyoruz ama objektif bakabildiği sürece kendi çocuğu en harika, en zeki olarak düşünürse o biraz zor. Zaten bu zeka meselesi de ayrı bir konu. Kimse çocuğunun normal ve normalin altında bir zekaya sahip olduğunu düşünmek istemez. Zeka testleri, uygulamaları vesaire görüyoruz. Çocuklar sürekli üstün zekalı çıkıyor. Sonra da işte dijital teknoloji vesaire bu çağda zaten böyle olur, başka türlü olamaz deniliyor. O zaman da birazcık bu dijital bağımlılık kısmına geldiğimizde bizim bu üniversite meselesiyle o dijital bağımlılığın da çok paralel gittiğini de görebiliyoruz. Böyle birazcık bu da ayrı bir başlık belki ama çocukların eğer olmazsa ölürüm, yok olurum, silinirim, sosyal medya, akıllı telefonum, bilgisayarım olmazsa ben bir hiçim, nasıl vakit geçiririm, çok canım sıkılır. Bu düşünceler çocuğun yeterince hazırlanmasına da engel olabiliyor aslında. Yani düşünebiliyor musunuz? Aslında çocuk hayatı boyunca kendisinin pek de bir işine yaramayacak bir konuda bilgisayar oyunuydu vesaireydi, sosyal medyaydı uzmanlaşıyor aslında. Oysa biz üniversite eğitimiyle uzmanlaşmasını, meslek kazanmasını istiyoruz değil mi? Biraz işin içine öğrenmeyi de katıyorum burada. Ama çocuk kendisine gerçek hayatta lazım olmayacak bir konuda uzmanlaşıyor mesela. Tabii ki işte bilgisayar, yazılımcı, oyuncu vesaire olanları konu dışında tutuyorum. Bunlardan kopması, ders çalışabilmesi de zor. Çok fazla dikkat dağıtan, uyaranlar vesaire işin içinde olması zor. Meslek seçiminde popüler olan meslekleri seçmek isteyecek. Anne babası doktor, mühendis olsun derken. Yani çocukların için aslında çok zor. Ben üzülüyorum. Ciddi şekilde üzülüyorum. Bu üniversite sınavıyla yaşanacak durumlar için. Anne babalar da inşallah bu açıdan birazcık bakarlar. Hayat çocuklar için de çok zor. Çok mücadele etmek durumundalar. Biraz da bu açıdan bakarlar inşallah diye düşünüyoruz ama tabii ki öfkelenmeye hakları olacak, hayal kırıklığına. Çünkü kendilerince çok fedakarlık yaptılar. Da satır altı çocuklar bu fedakarlığı onlardan istemedi. Ben mi istedim diye soruyla da karşılık verebiliyor. Ben mi sana beni kursa gönder dedim. Ben mi işte bütçeni ayarla da bana yatırım yap dedim. Ben bunları istemedim ki de diyebiliyor çocuk. Hadi o zaman da yeni çatışmalar ortaya çıkabiliyor. Evet, mesele zor. Anne babanın mümkün olduğunca sabırlı ve sakin kalmaya çalışmasını önermek şu anda yapabileceğimiz tek pansuman tedbir diye düşünüyorum. Çocuğu tabii ki anne babası en iyi tanıyacak kişidir diyoruz ama bir yandan sizin özellikle teknoloji çağından bahsetmenizle beraber şunu da vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum.
çocukları ne kadar tanıdığımızı düşünsek de hiç tanımadığımız farklı bir kimlikle de kendilerini var etmiş olabiliyorlar. Yani anne babanın hiç haberi olmadan çocukların çok başka bir sosyal medya hayatı sürebiliyor. Ve orada geçirdiği vakitte, karşılaştığı insanlarda, aldığı mesajlarda çocuğun zihninde anne babanın hiç haberi olmadığı bir dünya görüşü de canlanabiliyor. Hı hı. Ve daha o görüşlerle beraber bütün hayatını şekillendirecek kararlar almaya çoktan başlıyor. Ve anne babasının yorumları içinden şunu da söyleyebiliyor. Ya tamam sen konuş da ben bildiğimi okuyacağım. Hı hı. Sen dünyadan bir habersin ya. Dünyada neler oluyor biliyor musun? Bak şu telefonu bir kullansanız da görseniz gibi bir üstten bakan yaklaşımı da olabiliyor çocukların. O yüzden ne kadar onları yakından tanıdığımızı düşünsek de acaba bilmediğimiz bir yönleri var mı? Bizim şahit olamadığımız, onları yakalayamadığımız, yetişemediğimiz farklı bir hayatları var mı kısmına da bir soru işareti koymamız gerekiyor. Yani bu çocuk evet elinde telefon takılıyor, bir şeyler yapıyor, bilgisayarda bir şeyler yapıyor, o zehir gibi de kullanıyor demek yerine orada ne oluyor? Hangi dünyanın içinde sorularını da sormamız gerekiyor. Çünkü çocuklar direkt o mesajları oradan alıyorlar ve hatta bazı mesajlar net bir şekilde çocuklara verilmek için tasarlanmış. Maalesef çok acı platformlarla da karşı karşıyayız. Evet. Bahsettiğimiz her konu bir yandan da zihnimde apayrı konuşulabilecek uzun konular olarak da canlanıyor tabii ki. Bu konuda biz olabildiğince bilinçlendirmeye çalışıyoruz aileleri. O yüzden onlar da en azından yeni gelişmeleri yakalamaya çalışırlarsa, çocukların hayatına neler giriyor, nelerle meşgul olabiliyor bu çocuklar kısmını biraz daha sorgularlarsa ve bunu üstten bakan suçlayıcı bir tavırla değil, öğrenmeye açık ve onlara eşlik etmeye çalışan bir tavırla yapmaya çalışırlarsa inşallah aralarındaki ilişkiyi de daha sağlıklı şekilde yönetmiş olacaklardır diye bir ara parantez teknolojinin çok temelde olduğu bir noktadan bahsetmiş olalım. Sümeyye'nin ben de bir cümle ekleyeyim. Tabii lütfen. Çocukların tercihi konusunda ne meslek icra etmeleri konusunda anneler çok şey biliyor. Anne babalar çok şey biliyorlar. Çok rahat müdahale edebiliyorlar. Ama ellerine verdikleri telefonun şifreli, anneleri, babaları ne yaptığını bilmeden, ne kadar süre harcadığını bilmeden çok rahat onu kullanmalarına izin verebiliyorlar. Ben de bu dengesizliği anlayamıyorum. Yani siz aslında görünür düzeydeki hayata çok rahat müdahale eden bir anne baba tipisiniz. Ama telefon kullanımına geldiği zaman konu hiçbir şekilde sınır yok. Benim çocuğum ne kadar vakit harcıyor, ne yapıyor, ne ediyor. Zaten biz teknoloji göçmeniyiz. Onlar içine doğdular. Evet. Yerlisiler ve onlar birkaç konuda hep bizden bir adım öndeler. Ama şunu oturtamıyoruz bir türlü. Yani sen hala benim çocuğumsun, ben senin iyiliğini düşünüyorum. Bu telefonu sana veriyorsam bunun özgürlük tamamen olmamalı bunda. Adım adım özgürlük olmalı. Sen neye hazırsan, sen daha bunu tam olarak... Çünkü elinde bütün dünya var çocuğun. İstediği görüntüye, istediği bilgiye, istediği kişilere... Ulaşabilir, ulaşılabilir aynı zamanda. Ve biz bunu gerçek hayatta başımıza geldiği zaman korktuğumuz bir şey. Ama bunu çok rahat çocuğun, benim çocuğum bilir nereye gireceğini, ne yapacağını. Hayır bilmez. Evet, biz bile bilmiyoruz. İki dakika şuna bakayım diye elimize alıp ne zaman bırakıyoruz? Aa yarım saat geçmiş, ben şunu yapacaktım, bunu yapacaktım. Biz bunu yapamıyorken çocuklara çok rahat bir şekilde... Ha tamam kilitli mi? Şifreyi bilmeme gerek yok. Ya da işte biz özgürüz. Bu konuda ben çocuklarıma özgürlük tanıyorum. Onlara güveniyorum demek hiç sağlıklı değil. Doğru da değil. Bir yandan izleyici sorularımız geliyor. Özellikle çocuklardaki internet bağımlılığı konusunda ne yapabiliriz yönünde bir soruları var ama bizim aynı zamanda yarın soru cevap bölümümüz var. Ben bu soruyu özellikle o bölümde cevaplayalım istiyorum. Çünkü çok uzun, çok uzun. Çok ayrı çok uzun. Bir konu. Ve biz daha önce bu konuya değinen yayınlarda yapmıştık. Yine Kendini Bilmek programının. YouTube'a girdiğiniz zaman YouTube WOW TV hesabında Kendini Bilmek programının geçmiş bölümlerine ulaşabilirsiniz. Hem bağımlılıkla alakalı farklı bir bölümümüz var. Hem dijital çağın çocuklara nasıl etki ettiğine dair bir bölümümüz var. Ama bu soruyu da notlarımız arasında eklediğimizi belirterek yarın yine saat 10'daki yayınımızda bu soruyu cevaplayacağımızın sözünü vermek istiyorum. İnşallah Allah'tan bir mani gelmezse
Hemen hemen her bölüm benzer sorular alıyoruz bu arada teknolojiyle alakalı, yaş fark etmeksizin. Yani daha 2-3 yaşından başlayarak çocukta bir teknoloji bağımlılığı olduğunu belirten ailelerle maalesef karşılaşıyoruz. Benim de daha önce çocuklarla çalıştığım zaman da çok temelden uğraştığım meselelerden birisiydi. Azalmasını temenni ediyoruz. Azalması yönünde neler yapabileceğimizi biz dilimiz döndüğünce, imkanımız olduğunca anlatmaya devam edeceğiz. Peşini bırakmamamız gereken konulardan birisi. Şimdi teknolojinin çocuğa olan farklı etkilerinden bahsettik. Bir yandan onlara duygusal açıdan da farklı etkileri olabiliyor ve özellikle bu tercih sürecinde çocukların verdiği tepkileri biraz daha doğru okumak adına acaba onlar duygularını biraz da bedensel olarak bakacak olursak nasıl yansıtıyor olabilir? Çocuğumuzdan hangi mesajları alıyor olabiliriz? Biraz bu konuya da değinelim istiyorum. Sonrasında özellikle de son olarak ailelerin çocuklara yaklaşımı ile ilgili bahsedeceğimiz çok önemli başlıklar var. Ama bu çocukların verdiği mesajları doğru algılama noktasında mutlaka konuşalım istiyorum. Şimdi stresli bir ortam, üniversite sınavına hazırlık, sınava giriş, puanları öğrenme, tercih yapma. Stres hayatımıza girdiği zaman bizim direkt sistemimiz değişiyor. Ve biz direkt vücut sistemimiz parasempatikten sempatik sinir sistemine geçiş yapıyor. Bu ne demek? Beyin tamamen düşünmeyi bırakıyor demek. Kalp atışları hızlanıyor. Aynı şeyi düşünün, yani bu hangi duygularla ortaya çıkıyor? Korku, öfke, kaygı gibi. Biz bunları yaşamaya başladığımızda aslında vücut bir nevi kendi savunma sistemine girmiş oluyor. Bu en ilkel sistemlerimizden biri ve biz o zaman doğru düşünemiyoruz. Hatta düşünemiyoruz. Sindirim sistemimiz durma noktasına geliyor ve o anki tepkilerle yaşıyoruz. Evet. Bunu şeyde de görebiliriz, yani işte çok öfkelendim. Ya ağzımdan nasıl çıktı o cümle? Normalde olsa söylemem diye pişmanlıklarımız aslında vücudumuzun savunma sistemine girdiğinin göstergesi. Peki bu sistemin nasıl çıkışları var? Savaş, kaç, don dediğimiz aslında üç ana temel çıktısıyla gösteriyor çocuklar. Savaşta öfke gösterebilir çocuk, karşı gelebilir. Ve işte negatif olarak öfkeyi daha çok yaşadığını görürüz. Kaygıda daha böyle içine kapanma ya da işte o ortamdan uzaklaşma, kaçma yani direkt o savaş kısmında öfkeyle mücadele etmek. Kaç kısmında da o ortamdan uzaklaşmak, konuşmaktan çekinmek, yokmuş gibi davranmak. Don kısmında da işte donup kalma, tepki göstermeme. Anne baba bunu şu şey olarak yorumlayabilir. İşte hiç önemsemiyor, kafaya takmıyor. Halbuki o çocuğun içinde yaşadığı şeyler acaba gerçekten öyle mi? Burada biraz daha çocuğun hareketlerine bakarak sen hiç önemsemiyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun yerine gerçekten ne hissediyorsun? Biraz daha sakinleşip konuşmak ister misin? Ben senin şu an kaçtığını düşünüyorum. Sanki kaçıyor gibi davranıyorsun ya da dondun kaldın sanki. Gerçekten ne olup bitiyor içinde? Bunlarla çocuğu biraz daha açmak, yani gördüğümüzü biraz işte dediğimiz gibi öfke çok rahat görülür ya. Öfkelendi ama neden öfkelendi? Acaba altındaki o göstermek istediği tepki ne? Evet. Bunlara odaklanıp biraz daha, yani benim çocuğum duygusu ne, davranışı ne, düşüncesi ne? Klinik ortamda da bu üçü üzerine çalışırız ya, duygu, düşünce ve davranış bize çocuğun ya da bir insanın aslında o durumdaki, içinde olduğu durumu çok güzel özetleyen şeydir. Aklından neler geçiyor, hangi duygularda ve ne yapıyor? Bunlar bir araya geldiği zaman biz sağlıklı olarak görebiliyoruz o çocuğun aslında ne hissedip ne yaşadığını. Şimdi çok güzel bir izleyici sorumuz var. Onunla devam edelim istiyorum. Ayşen Hanım, ilk önce sizin fikirlerinizi almak isteyeceğim. Sorumuz şu şekilde. Kızım geçen sene şehir dışında hukuk fakültesini kazandı. Kendisinin kalacağı yere kadar ayarladık. Bir hafta sonra kendisinin her gece ağladığını öğreniyoruz. Ve geçen sene üniversiteye gitmeme kararı aldı. Biz de kendisine tolerans tanıdık. Bu sene sınava girdi ve tercih dönemiyle karşı karşıyayız. Kızımıza karşı nasıl bir tutum sağlamalıyız?
Yani olayı tabii ki çok ayrıntılı olarak incelemek, konuşmak hı hı. gerekir. Ama bu bana ayrılma kaygısı olduğunu düşündüren bir durum oldu. Hı hı. Çocuk da eğer aileden ayrı kalırsa onların başına ya da kendi başına bir şey gelebilir diye yoğun kaygılar varsa eğer hı hı. ayrı kalma durumunda bu şekilde tepkiler gösterebilir. Hı hı. Onu öğrencilerimizde de arada sırada görebiliyoruz. İşte yurt dışına gitmek şu bu falan filan ya çaresiz orada kalırsam hı hı. ya işte başıma bir şey gelirse o korkunun var olması anne babadan özellikle anneden ayrılamama durumuyla da çok alakalı hı hı. bir şey. Bana bunu düşündürdü. Hı hı. Bir ayrılma kaygısı olması meselesi. Hı hı. Keşke gidip hep beraber destek alsalar. Altta yatan sebep neyse bir anlaşılsa. Yoksa hı hı. üniversite eğitimi biraz sıkıntılı olacağı benzer hı hı. çocuğumuzun. Daha yolun başındayken özellikle ailece bir danışmanlık almaları ve verilen evet, mesajları evet. daha net algılama noktasında evet. çok yardımcı olabilir kendilerine. Sümeyye Hanım, sizin var mı ekleyecekleriniz soruya cevap olarak? Aslında dediğim gibi bu duygu, düşünce, davranış kısmında konuşursa hı-hı. çocuğuyla ağlıyordun, aklından ne geçiyordu? Hı-hı. Seni ağlatan düşünce neydi? Hı-hı. Belki orada şunu diyecek, anne sen hastasın ya işte ya hı-hı. hasta olursan sana kim bakar? Belki böyle bir endişesi var. Ya da belki okulda bir zorbalığa uğradı. Hı hı. Onu da bilemiyoruz. Yani şu an kısıtlı bir bilgi tabii. var elimizde zaten. Ama o an o ağlamasına sebep olan düşünce ne? Hissettiği, altında hissettiği duygu ne? Özlem mi mesela? Hı hı. Özlemse biraz daha anne babayla, o ev ortamıyla ilişkilendirebiliriz. Ya da kaygı mı mesela? Belki üniversiteye başladı ama İstemediği bir bölüm, belki çok istediğini sanarak yazdığı, destek aldığı, bu yüzden pişman olduğu için ağladığı bir bölüm belki. Hı hı. Yani ben bu kadar keşke ısrar etmeseydim. Hiç beklediğim gibi değilmiş gibi de olabilir. Hı hı. Arkadaşlarıyla ilgili de olabilir. Artık psikolojik destek almak aslında çok çok yaygınlaştı. Evet. Çok rahat insanlar artık psikoloğa hı hı. gidebiliyorlar. Geç kalınmış hiçbir zaman olmaz çünkü... İlk seansta bile biz şeyi görebiliyoruz. İkinci seansa geldiği zaman danışanlar şunu söylüyor. İlk seans bile çok işe yaradı. Hı hı. Aslında ilk seansta bizim bir şey yaptığımız yok. Sadece çok iyi dinleyeceğiz. Bazen onu istiyor çünkü. Hı hı. Ben anlatayım, karşımdaki bana tavsiye vermesin. Sadece dinlesin, hı hı. ben bir anlatayım, kendimi ifade edeyim. Bazen o bile işe yarayabiliyor. Belki anlatırken çocuk kendi de farkına varabilir. Hı hı. Şu an belki farkında değil. Bir de biz bu stres anlarında... Aklımızdan ne geçiyor kısmında çok farkında değiliz. Evet. Ya da işte ne hissediyordum. Mesela işte çok kızdım. O an ne geçiyordu aklından? Bilmem çok kızgındım sadece. O an bir şey geçiyor aslında. Biz hmm. o düşünceyi yakalamalarını ve görmelerini istiyoruz. Çünkü onu gördüğü zaman düğüm de biraz daha çözülüyor ve net bir şekilde işte bana değer vermediğini düşündüğüm için kızdım. Hmm. Ya da onu kaybedeceğimi düşündüğüm için kızdım. Bunlar hep aslında o sorunun temelinde ne olabileceğine dair bize fikir veren şeyler. Hı hı. Şimdi son 10 dakikaya girmişken özellikle konuşmak istediğim konulardan birisi çok hızlı geçti değil mi? Evet. Evet, çok güzel başlıklarımız da var ama ben özellikle bitirmeden şu konuya değinmek istiyorum. Şimdi sonuçları öğrendik, farklı tepkiler verdik belki bir şekilde. Eğer fevri olarak bir tepki verdiyse aileler ve verdikleri tepkiden dolayı pişmanlık duyuyorlarsa... Bu durumu telafi etmek adına ne yapabilirler? Telafi etmeleri gerekiyor mu? Ya da anne baba çocuktan özür dilemeli mi? Özür dileyen anne baba olmak çocuğun gözünde onların imajını zedeler mi? Fevri bir tepkinin ardından gelen suçluluk, pişmanlıkla beraber pek çok soru da zihinlerde dönmeye başlıyor. O yüzden son olarak bu konuya da değinelim istiyorum. Ayşen Hanım, size devam edebiliriz. Şimdi... Neyse o pişmanlıkla aceleyle yapılan ilk tepki sonrasında mutlaka onun üzerinden konuşmak, geçmek lazım. Hı hı. O sırada böyle davrandım, böyle söyledim ama gerçekten çok öfkeli hissettim. Ağzından ne çıktığını bilemedim. Aslında şöyle düşünmüştüm, şudur budur. Neyse onun üzerinden gerçekten bir konuşmak önemlidir. Özür dileme tabii ki güzel, hoş bir davranış ama çok toplum olarak da alışkın olunan bir durum. Değil, o kadar çok kolay yapılan bir şey de değil özür dileme davranışı. Bazen adım başı özür dileyen insanlar olur, bir şey ifade etmez. Her yaptığı şeyle ilgili özür dileme alışkanlığı vardır.
bazen özür dilemekte zorlanıp ama bunu bir takım davranışlarla ortaya koyan insanlar vardır. Bunların anlaşılması önemli aslında. Yani hangi davranışla özür dileme, ne oluyor, ne bitiyor? Bunların biliniyor olması da önemli. Ama tabii ki şu öfkeyle kalkıp zararla oturmamak için o konunun sonradan konuşulması, hem çocuğa bir mesaj vermek, hem insanlar hata yapabilir ama sonra telafi yolları vardır. Hiçbir hata dönülmez değildir. Düzeltilebilir, elinden gelen yapılabilir, çaba göstermek önemlidir. Bakın ne kadar çok mesaj verdik aslında. Evet. Önemli olan bu. Çünkü hataların dönülmez olduğu, telafisi olmadığı mesajını vermek çok kötü sonuçlara yol açabiliyor. Hı hı. Yazık ki hiç istenmeyen. Ergenlerde intihar oranları çok yüksek olabiliyor mesela. Bunlar son derece acı veren şeyler. Tabii. Hata olacaktır. Hatadan dönülebilir. Telafi etmek için kişinin elinden geleni yapması önemlidir. Bunları vermek aslında çok önemli. Ama özür dileyebiliyorsa, konuşabiliyorsa, kendisini ifade edebiliyorsa çocuk zaten oradan alacağı mesajı alır. Hı hı. Evet. Çok da uygun olur böyle davranışlar. Evet, evet Sümeyye Hanım. Çocuğumuzu yetiştirirken hep şey deriz değil mi? Hata yaptın, özür dile. Evet. Bunu öğretmeye çalışarak yetiştiririz. Ama bize geldiği zaman biraz işte ben özür dilersem çocuğumun gözünde küçük düşer miyim? Evet. Acaba bana saygınlığı azalır mı? Evet. Mükemmelliğim zedelenecek çünkü. Hı-hı. Burada ne mesaj verdiğimize bakmak lazım. Özür dilemediğimiz zaman çocuk ne öğreniyor? Annem hata yapsa da, babam hata yapsa da özür dilemiyor. Demek ki ben de aynısını yapabilirim. İlla özür dilemem gerekmiyor. Ya da anne baba olunca bu kurallar çok rahat, istediğin gibi davranabiliyorsun deyip zaten model almıyor mu çocuklar? Evet. En çok bizim hareketlerimiz, davranışlarımızı. Tabii. İleride de öyle bir anne baba oluyor. Olurken de zaten onları hazırlık yaparak, yani bir arkadaşıyla konuştuğunda, hata yaptığında özür dilemiyor, bana saygısını kaybedecek diye. O, biz ne yaparsak onu kopyalıyor zaten. Peki özür dilersek ne olur? Bir, biz de insanız. Bunu da bilsin çocuklar. Yani anne baba etten kemikten, duyguları olan, hisleri olan, hatalı yapabilen ama mümkün olduğu kadar bunu telafi etmeye çalışan insanlar. Hı hı. Mesela gelişim psikoloğusunuz siz, çocuklarınızla aranız çok iyidir, hiç problem yaşamıyorsunuzdur gibi yorumlar alıyorum ve kendimi o kadar kötü hissediyorum ki. Böyle bir beklenti var çünkü. Nedir? Biz işte olması gerekenleri konuşuyoruz. Evet ama biz de aynı sıkıntının içindeyiz ve biz de hata yapıyoruz. Her meslek grubunda olduğu gibi bir doktor mükemmel bir sağlığa mı sahip ya da işte sigara içmiyor mu? Biliyor mesela. Çünkü sigaranın zararlı olduğunu. Hı hı. Onun gibi aslında çocuklar anne babanın da hata yapabildiğini gördüğü zaman rahatlıyorlar da. Hı hı. Ben de hata yaparsam sorun yok. Ha, burada özür dilediği zaman ne yapmış oluyor anne baba? Bir, ben hatalıyım kabul etmiş oluyor. Çocuk da diyor ki ben de hata yaptığım zaman kabul görürüm. İlla bu dünyanın sonu değil. İki, ikinci aşaması da özür dilemek olduğu zaman ben hata yaptığım zaman bunu düzeltmek için bir şeyler yapmam lazım. Bunun ilk aşaması da özür dilerim demek. Hı hı. Ama bu özürü dilerken de çünkü ama... Bu yüzden dediğimiz zaman onun da bir değeri kalmıyor. Evet. Ben sana bağırdım ama sen de beni çok sinirlettin. Yani burada da aslında çocuğu özür dilerken bir yandan da dövüyoruz. Evet. Yani senin yüzünden oldu olanlar diyoruz. Onun yerine özür dilerim, çok öfkeliydim. Olanlar beni çok öfkelendirdi. Bu noktaya gelmemeliydi. Senin kalbini kırmamalıydım dediğimiz zaman gerçekten özür dilemiş oluyoruz. Ve bir daha da onu yapmamaya gayret ettiğimizde çocuğun o gayreti görmesi bile ona çok şey öğretir. Evet. Yani illa belki onu tekrar edeceğiz. Çünkü biz de insanız. Tabii ki amacımız daha iyisini yapmak, bir daha tekrar etmemek. Ama o gayretimizi gördüğü zaman ya ben işte birinci de düşüyorum, kalkıp devam ederim. İkinci de düşüyorum, o zaman devam etmeyeyim değil de ben elimden geleni her düştüğümde yine de kalkıp yürümeye devam edeceğim mesajını vermek önemli çocuğa. Burada belki sadece biraz bizi sıkıntıya sokacak durumlardan birisi sürekli karar değiştirip bir tepki verip sonra peşine özür dilemek. Yani bunu devamlı bir şekilde yapmak belki çocuğun zihninde biraz daha bir sıkıntıya yol açabilir. Çünkü orada da güvenilmez bir imaj oluşacak anne babasına dair. Yani ne karar verdiği belli değil. Yapıyor pişman oluyor, yapıyor pişman oluyor, bir denge yok.
hep temelde bahsettiğimiz mevzu denge oluyor, dengeli şekilde davranmak. O yüzden büyük oranda dengeli şekilde davranmaya çalışıp ama bizim de hatalar yapabildiğimizi, bizim de özür dileyen insanlar olduğumuzu göstermemiz burada kıymetli oluyor. Özellikle küçük çocuklarda, hele ki yeni nesil ebeveynlerde işte çocuğuma çok değer veriyorum, ben onu önemsiyorum, ben onun fikirlerine çok değer veriyorum derken bir yandan çocuğa farklı mesajlar verebiliyoruz. Onun çocuk olduğunu ve bizim ondan üstün olabileceğimizi mesajını ihmal edebiliyoruz. Sonra da farklı tablolarla karşılaşabiliyoruz tabii ki. Birkaç cümleyle güzel bir tercih dönemi bekliyor izleyicilerimizi. Güzel temennilerimizden de bahsedelim yaklaşık 2 dakikamız kalmışken yayınımızın bitmesine. Ne diyelim, haklarında hayırlısı olsun. Dünyanın sonu değil diye klişe bir lafı çok da söylemek istemiyorum. Çok da sevdiğim bir laf da değil. Hakikaten dünyanın sonu değil ama çok klişe. Çünkü o anda onlar için dünyanın sonu, onu biliyoruz. Belki bunu bir fırsata çevirmek lazım. Kendisini iyi tanımak için bir vakit kazandı. Daha doğru, daha severek, isteyerek yapabileceği bir alana yönelmek için kendisini tanımaya çalışacağı zaman kazandı diyelim aslında. Evet. Çünkü şu anda kazanamamak çok ciddi, kötü bir şey ama bir sene hayatımız için çok da uzun bir süre değil. Kendimizi iyi tanıyarak geçirirsek sonrasında hızlıca yapmak istediğimiz şeyi yaparız. Çünkü insanın bir işi severek yapması çok önemli. O kadar mutlu ediyor ki iş gibi olmuyor. Evet. Keşke herkes bunu elde edebilecek bir eğitime yönelebilse. İnşallah. Benim dileğim bu. İnşallah. Evet Sümeyye Hanım. Ben ailelerin şunu kendilerine sormalarını isterim. Benim çocuğum tam puan alsaydı, Türkiye birincisi olsaydı yine bu mesleği mi yapmasını isterdim, bu üniversiteye mi gitmesini isterdim? Benim burada karar verirken çocuğumu etkilediğim nokta ne? Onun gerçekten mutlu olacağını düşündüğüm bir yeri mi tercih etmesini istiyorum? Yoksa elimizde bir puan var, bunu değerlendirelim. İyi kötü bir yere girsin mi? Onlara biraz daha sorgulasınlar. Gerçekten benim çocuğum ne istiyor ve kapasitesini buna uygun yönlendirirlerse çocuklar da daha rahat bir seçim yapmış olabilirler. Ve bu stresli bir süreç burada duygularını ifade etmekten, ben merkezli konuşmaktan kaçınmasınlar. Evet. Yani kendilerini mümkün olduğu kadar ifade etsinler. Dediğimiz gibi duygular çok fazla bizi ele geçirebiliyor stres anında. Bunun en güzel yanı o duyguyu söyleyerek, yani ben seni anlıyorum, sen de beni anla. İletişimi sıcak tutarak daha çok çocuklarımızın ihtiyacı ama kendi ihtiyaçlarımızı da gözeterek sağlıklı bir iletişim içinde kalmalarını gayret etmelerini tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim her ikinize de. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok keyifli bir yayın oldu. İnşallah çok güzel bir süreçten geçer bütün aileler, bütün tercih yapacak arkadaşlarımız. Bugün yayınımız sırasında da YKS tercih kılavuzu da yayınlandı. Herkese güzel tercih dönemleri diliyoruz. İnşallah aile ilişkilerinin zedelenmediği, bunun yerine onarmak adına adımların atıldığı bir süreçten geçerler. Ve inşallah herkesin gönlüne göre haklarında hayırlı olan sonuçla karşılaşırlar temennisiyle. Bugünkü programımızı da sonlandıralım. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.